A-Spor ekranlarından herkese merhabalar. Son sayfada sizlerle birlikteyiz. Mehmet Özcan ve Kartal Yiğit'le beraber gündemi değerlendireceğiz. Kartal Yiğit az sonra aramıza katılacak ve gündemimizin de ilk sırasında elbette Galatasaray'ın Wilfred Zaha transferi olacak. Mehmet Özcan hoş geldin. Hoş bulduk Kerem. Yılın çalımı en doğru zamanda herhalde programa konuk oldum, öyle düşünüyorum. Konuşacak çok şey var transferle ilgili. Kesinlikle çok şey var. Aslında Wilfred Zaha'nın adı ligimizle çok uzun süredir anılıyordu. Fenerbahçe'nin ilgisi sebebiyle bu transferin bitirilmesi için Sarı Lacivertlerin önemli bir çaba sarf ettiğini de biliyorduk. Zaha netice itibariyle İstanbul'a geliyor ama Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a geliyor. Geldi hatta Galatasaray için İstanbul'da ilk görüntülerini de şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Az önce 15 dakika kadar önce taraftarlarla bir araya geldi sevgili seyirciler. Bu görüntüleri de canlı olarak sizlerle paylaştık. Şu anda da yeniden ekrana getiriyoruz. Mehmet Özcan, nasıl gelişti Galatasaray'ın ilgisi Wilfred Zaha'ya? Şimdi yılın transfer çalımı diyebiliriz Kerem kesinlikle. Hafta içinde ben iki tane sponsorluk görüşmesi vardı biliyorsun ki. Medicana ve Rams grupla Galatasaray'ın. Oradaki görüşmelerde olabildiğince sorular geldi transfer özelinde Sayın Erden Timur'a ve Sayın Dursun Özbek'e. İşte Şimanski transferinden dem vuruldu, Tadiç'ten, yani Fenerbahçe'nin ilgilendiği, alabileceği oyuncuları Galatasaray'a yazmayın diye bence bu transferin bir ön hazırlığı yapıldı. Bugün öyle bir transfer duyurusu oldu ki Kerem, KAP duyurusuyla birlikte belki de Türkiye'nin çoğu bu transferi öğrendi. Ben kendi adıma bu transferi iddia edildiğim zaman hemen KAP duyurusunun ardından 8 günlük bir operasyon. 8 gün önce Londra'da başlayan görüşmeler silsilesi diyebiliriz. Her viza, Zaha'nın ağabeyi sanırım, kardeş değil, onunla birebir yapılan görüşmeler. Şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'de Galatasaray'da iyi kontratlar önerdi Zaha'ya ama çok daha iyisini Suudi Arabistan pazarından, yani 3 yıl için 50 milyon euroya yakın bir teklif Zaha'ya. Yıllık 15 milyon euro diyebiliriz. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin teklifi, bendeki istihbaratlar 7-8 milyon euro, 7-7,5 milyon euro bandına diyebiliriz. Tabii bu şöyle, 3 yıllık kontrat artı imza parası gibi düşüneceğiz. Galatasaray'ın vereceği rakamlar bonuslarla 20-25 milyon euro seviyesinde olacak. Suudi Arabistan cephesinden gelen teklif 50 milyon euroydu. Galatasaray tabii doğal olarak Şampiyon Ligi kozunu kullandı. Zaha bakarsak kariyerinin başında bir United yaptı ama ondan sonra kariyer hep Crystal Palace ve doğal olarak Avrupa vitrininden uzaktı. 29 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ve Galatasaray'ın da bu sene Şampiyon Ligi kurallarında seri başı olduğunu biliyoruz. Doğal olarak Zaniolo'lu, Icardi'li, Mertens'li, Torreira'lı yapı bir oyuncuyu ikna etmek için bence çok zor değil. Yani tekrarlayayım, ben Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hemen hemen aynı rakamları Zaha'ya teklif ettiğini biliyorum. Oyuncu Şampiyon Ligi tercih diyebiliriz, vitrindir. Kariyerin sonuçta 29-30 yaşında ve bu saatten sonra onu isteyen takımlardan Lazio'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin verdiği paraları Zaha'ya vermezdi. Hem maddi açıdan iyi bir kontrat aldı, artı iyi bir takıma geliyor. Tabii şimdi şunu da konuşacağız, sen de muhakkak saha içi varyasyonlara kafa yoruyorsun. Şu an görüntü şu, hemen söyleyeyim. Icardi'nin arkasında Kerem, Zaniolo, Zaha. Burada artık hani Kerem mi 10 numara olur, Zaniolo mu 10 numara olur? Onu göreceğiz ama geçen sezonda oyun içinde ben Okan Hoca'nın Raşit Say'ı, Kerem'i, Kerem yavaş yavaş böyle merkezde de gezmeye başlamıştı. Zaha da çok önemli bir transfer. Tabii işin bir de hani proje kısmından dem vuralım. Ben Zaniolo'nun Galatasaray ömrünü kısa görüyorum yani. Zaten Zaniolo da şu aşamada bir Şampiyon Ligi oynayıp Galatasaray'la önümüzdeki Avrupa Şampiyonası işte İtalya'ya kalıcı dönebilir. Ya da İngiltere'den, Bournemouth'tan değil daha iyi takımlardan teklif alabilir. Yani onun kariyer hedefi de çok Türkiye odaklı, 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Uzun vadede 3 yıllık bir kontrat bakarsak da Zaniolo gittikten sonra pekala siz Zaha, Kerem alacağınız bir 10 numara. Yani ben çok Mertens'in artık bu sezon planlamasında ilk 11 düşünüldüğünü ihtimal vermiyorum. Öyle söyleyeyim. Bu denklem artı 3 özelinde şunu söyleyebiliriz. Süper Lig özelinde. Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu'nu yazıyorduk. Bu saatten sonraki 3. yerli. Ben hemen Zaha transferi sonrası onu da biraz irdeledim. Galatasaray olabildiğince Kerem Demirbay transferini bitirmeye çalışacak Kerem. Çünkü bunun nedeni de Kerem Demirbay ile orta sahaya bir Türk alıp artı 3'ü döndürebilirsiniz. Ama tabii Şampiyon Ligi'ni konuşuyorsak orada 11 yabancı çıkabilirsiniz. Hoş Galatasaray'ın kadrosunun her zaman Abdülkerim'de Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de yeri hazırdır diyelim. Şimdiden tekrarlayayım. Zaha, Kerem, Zaniolo, Icardi'nin arkasındaki yeni üçlü olacak. Kartal Yiğit de bu arada stüdyomuza geldi. Özür diliyorum. Estağfurullah. İnanılmaz bir trafik var. Yani ben böyle bir şey beklemiyordum. Pazar günü boş olur diyordum. İkinci köprü bizim oralardan falan gidemedik. Belki Zaha transfer şeyi de olabilir trafiği. Ben onu trafiği yapıyorum açık söyleyeyim. Yollarda çok hakim olduğu için Kartal abi. Herhalde yazlık dönüşleri diyorum pazar akşamlarına. Ben de Tekirdağ dönüşleri Çatalca tarafında çok denk gelirdim. Evet. Şimdi Galatasaray stadının tarafı bayağı kilitli. Kilit. Zaten bütün trafik o Trakya yönüne doğru. Demek ki insanlar Kerem yani sadece geliyorlar. Transfer değil, ulaşım. İstersen bir hava sıcaklıklarında çarşamba günü yani. artı 35 diyorlar. Öyle görünüyor. Olsun 35-36 görünüyor. Diyorlar. 40 deniliyor. Geldik. Hayırlı olsun bu arada. Zaha transferi. Ne düşündürüyor sana o transfer? Ya iyi bir transfer. Yani önemli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın şimdi hücum hattına baktığımız zaman hakikaten rakipler için korkulu bir hücum hattı oldu. Zaha'nın transferinden sonra. Yani tabii şimdi ister istemez Galatasaraylılar Fenerbahçelere çalım attık diyecek. Fenerbahçeliler yok biz istemiyoruz. Şimdi gelirken baktım. Yani Fenerbahçeler biz vazgeçmiştik diyorlardı. Tabii bakış açısına bağlı insanların. Ama rakibinizin ilgilendiği bir ismi almak her zaman önemlidir. O yönden bakıyorum ben. Tabii ki bundan sonra Galatasaray'da uyum sorunu, performans o ayrı. Ama isim olarak baktığınız zaman hakikaten kaliteli bir oyuncu. Yani Premier Lig'den alıyorsunuz ve istatistiklerini çok bilmiyorum ama oynamış bir oyuncu yani. Evet. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir oyuncu. Ama yani Fenerbahçelerin de bunu dert etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta bu oyuncu o tarafı seçmiş. Oraya da gelebilirdi. Bakıldığı zaman Galatasaray'dan önemli bir transfer. Yani o bölgeyi artık iyice sağlamlaştırdılar. Yani bundan sonra biz hücum anlamında bir sıkıntısı yok Galatasaray'ın. Yani bir Icardi'nin olayı resmileştikten sonra, o da resmileştikten sonra o bölgeyi transferi kapatacaklardır. Yani bilmiyorum artık Mehmet daha iyi. Icardi'nin ben bu hafta resmiyete dökülmesini bekliyorum. Tüm hazırlıklar yapıldı. İmaj hakları, yıllık ücreti, işte sözleşme detayları, keza forması ve özel tişörtleri, klibi. Icardi'de ben aksi yani bir sürpriz beklemiyorum. Tam tersi umarız Van Danara'nın test sonuçları temiz çıkar ama olumsuz senaryoda da İstanbul'da tedavisi için bir şekilde zemin oluşturacak Galatasaray tarafı ki zaten bu transfer sadece Icardi'nin sağ içi diye düşünmeyelim. Icardi, Van Danara çiftin iki tane kızı da Paris'teki okulun eşdeğeri Yeniköy'de bulundu. Hatta o okuldan bir mezuniyet fotoğrafı da paylaştı geçen Van Danara. Yani çocukların eğitimi de aksamadı. İstanbul bu anlamda da bu oyuncuların gelişlerinde. Bunu neye bağlıyorum? Örnek verelim Sivas'tan. Benim beğendiğim bir oyuncuydu. İsrailli bir orta saha ön taraf oyuncusu Sabah'ydı sanırım. Evet. Biraz okul sorunu yüzünden ayrılmıştı. Sivas'tan İstanbul'un böyle bir etkisi de oluyor oyuncuları iknada. Artı hani Icardi için Galatasaray ciddi bir finansman da ayırdı. Ve ikinci forvette Bakan Boyu transfer etti. Yani Icardi'nin olmadığı denklemde Galatasaray'ın ikinci forveti Bakan Boyu olur muydu? Soru işareti koyarım. Yani Icardi'nin olacağı denklemden %70, %80 Icardi oynar. %20-30 o süreleri almayı dert etmeyecek. Bakan bu bulundu öyle düşünelim ama Icardi'nin olmadığı denklemde belki daha iddialı bir ikinci forvet ya da birbirine eşdeğer iki forvet seçilebilirdi. Önemli transfer Barış Alper de var o denklemde onu da söyleyeyim. Artı 3 için hani Kerem, Barış, işte Zaniolo, Zaha, Mertens, Icardi, Bakan bu Halil. Yani bakarsak ne oluyor Kerem? 3, 6, 7, 8 oyunculuk bir rotasyon ön taraf 4 için ve ben hep şunu yaparım kadro planlamalarında elime kağıt kalem alıp gol ve asistleri yazdığım zaman bu takım bu dörtlü rahat artı 50 gol vaat ediyor. Hatta 60 gol diyebiliriz. İşte Icardi, Zaniolo, Zaha, Kerem. Yani çok rahat 15x4 yazabilirsin. Bir de işin içine asistleri katarsan seni şampiyonluğa taşıyacak. Yani çok ekstradan senin 6 numaranın işte geçen sene Torreira gol atmadı mesela bakarsak. Niye ön tarafta bu golleri Kerem, Icardi, Mertens, Rashica paylaşmıştı. Ama tekrarlayayım ben biraz uzun vadeli transfer gözüyle bakıyorum. Zaha'nın yaşı 30 olsa da. Çünkü son kontratını artık ben yani bonservis kazanırız düşüncesiyle alınmış bir oyuncu değil. Ancak bundan sonra Suudi Arabistan'dan bonservis kazanılır. Şu da olur. Yani ama... ya, muhteşem bir performans sergiler mesela bu yıl. Premier Lig'e dönme yolu açılır. Denenebilir ama düşük olasılık bence de. Bir de oyuncunun öyle de böyle Kerem bir United deneyimi oldu zaten. Yani büyük takım gördü. En büyük takım ki o United o zaman 10 sene önceki United evet, çok daha büyüktü. Zaniolo öyle değil ama Zaniolo'yu Galatasaray satacak. Bu transfer dönemi mi olur? Ara transfer düşüncede çok net. Mancini olduğu müddetçe İtalya milli takımına gider. Burada bir de Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıktı mı? Ki Zaniolo'nun stille bakarsan alt seviye maçlarda bir Fenerbahçe maçı oynadı. Seviye farkını gördük oyuncunun. Yani o zamana kadar biz Luan Perez'e toz kondurmuyorduk. Maçta bir gol yedirdi. Kırmızı kart gördü. Fenerbahçe kariyerindeki öyle çok maç yok ama en kötü maçını oynadı. Sebebi de Zaniolo'nun insanüstü fiziği o bölge oyuncularına göre ve zaten oyuncunun böyle bireysel çalışma videolarına bakarsanız ekstrem bir sporcu fiziği olduğunu görüyoruz. Evet. İki çarpaz koparmasına rağmen bu arada. Zaten o yüzden Galatasaray'a geliyor. Yani iki çarpaz koparan oyuncu Real Madrid almaz sonuçta 23 yaşında. O oyuncu o yüzden Galatasaray'a geliyor. Zaha'yı biraz ben öyle düşünüyorum yani. Olur da Zaniolo'yu, Kerem Aktürkoğlu'nu satabilirseniz yine star bir kenar oyuncunuz var. Bir de bizler yani Türkiye Ligi'ni çok forvet eksenine değerlendiriyoruz. Forvetin kadar konuşuyorsun işte tamam. Abubakar goller attı, yaptı Beşiktaş şampiyon. Icardi attı, şampiyon yaptı. Yine keza Trabzonspor şampiyonunda Cornelius'un etkisi var ama ben kenar forvetlerin skor katkısını da çok önemsiyorum. Yani işte Larin, dönelim bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'un şampiyonunda Vakayeme. Yani artık futbol tamamen eskiden bir şekilde Fatih Hoca'nın en azından şampiyonlukla küçümsemek maksatlı söylemiyorum. 11 oyuncu vardı. 12 Donk, 13 Lines'te oluyordunuz şampiyon ama artık 12 oyuncuyla olamazsınız. Yani o sayı 17-18'leri Avrupa Maratonu'na çıkmalı. Doğal olarak da kenarda Zaha bir lükstür. Onu söyleyeyim Galatasaray açısından. Burada bence yapılması gereken bu Okan Hoca'ya yönlendirme ya da akıl verme değil. Ben çok Mertens'li bir yapıyı sağlıklı görmüyorum şu aşamada. Galatasaray'ın yapması gereken Zaniolo, Zaha, Kerem üçlüsünü Icardi'nin arkasında dönüşümlü. Artık hangisi 10 oynar, hangisi sağ açık, hangisi sol açık. Bu dörtlü bence Süper Ligi geçtim. Şampiyonlar Ligi için de gayet iyi bir dörtlü. Örnek vereyim şimdi. Torreira, Oliveira, Mertens de fena bir üçlü değil ama ben hala aynı noktadayım. Bu üçlü sizi Süper Lig'de şampiyon yapardı, yaptı. Hı. Şu an yapar mı emin değilim çünkü Mertens ve Oliveira bir yaş aldı. Ama bu üçlü Şampiyonlar Ligi için Torreira, Mertens, Oliveira'yı kastediyorum. Yeterli. Orada Torreira'nın önüne çok daha iyilerini almak durumundasınız. Galatasaray'ın zaten bu saatten sonra transferde önümüzde 1,5 ay kaldı. Bence ana uğraşı orta sahaya iyi bir yabancı oyuncu. Profili açıklayalım. Paredes demiştik. Fred United'dan. Aynı şekilde Barcelona'dan da Kesin'in durumu soruldu ama Kesin'in yıllık ücreti çok yüksek olduğu için başka oyunculara yöneldi. Fred'e bir teklif yapıldığını biliyorum. Yine Kerem Demirbay artı 3'ten dolayı 2017'de Almanya milli takımını sesse de o mavi kartta uyuyor bu sezon ve 9+2 olabilir Kerem'le Galatasaray. Onun dışı önelemeler oynandıkça Nelson, Saşa Boy'un durumuna göre yine transfer hareketli yaşanabilir. Galatasaray'ın elindeki mevcut oyuncuları düşündüğünüz zaman Zaha'yı hangi pozisyonda değerlendirmenin daha mantıklı olduğu kanaati oluşuyor sende? Şimdi Kerem bakıldığı zaman Zaha'nın oynayacağı bölge tabii esas yani kendi orijin bölgesi sol bölge, sol kenar öyle gözüküyor. Şimdi orada da Kerem Aktürkoğlu var yani ve yerli kontenjanından da zaten oynamış bir oyuncu Kerem. Şimdi Kerem ne olacak? Şimdi ben ilk etapta bakıyorum Kerem ne olacak? Çünkü Icardi geldikten sonra Icardi o ön bölgede kenarda solda Zaha'yı oynatacaksınız. Sağ tarafta işte Zaniolo var bekliyor. Bu sene artık çok beklemeyeceğini düşünüyorum ben. Oynamak isteyecektir. Çünkü geçtiğimiz sezon da öyleydi. Sağ tarafıma atabilirsiniz Kerem'i. Yani biraz problem yaşanabilirmiş gibi geliyor. Yani ama oynadığı zaman eğer herhangi bir problemi yoksa sakatlık anlamında hazırsa muhakkak ki Zaha oynayacaktır sol bölgede. Ha şimdi şu var. Biraz da benim aklıma şu geliyor. Acaba çok ihtiyacı var mıydı Galatasaray'ın Zaha'ya? Ya da uygun oldu şartları acaba Fenerbahçe'ye bir çalım atayım düşüncesiyle mi gerçekleştirdiler bu transferi? Ben araya biraz gireyim merak hemen ediyorum. Yani Kartal hakikaten abi, var mı ihtiyacı Mehmet? Sen daha iyi. Fenerbahçe odaklı şöyle düşünmüyorum. Fenerbahçe odaklı düşünseydik Galatasaray Sebastian Şimanski transferini bence bitirirdi. Çünkü oyuncuyu ilk Türkiye'ye Galatasaray getirdi. Florya'da hatta tesisleri gezdi. Okan Hoca ile görüştü. Sonrasında Mario Branco Fenerbahçe'nin spor direktörü direkt olarak Şimanski'nin menajeriyle iletişime geçip transferi bitirmişti. Yani Galatasaray'ın evet Erden Timur'un transferin başında olduğu süreçte %80 başarısı var. %20'yi şöyle işte Yusuf Demir'in, Seferovic'in, Mata'nın arada tutmayan transferleri de oldu Galatasaray'ın. %100 diyemeyiz ama çok önemli başarı oranı ve direkt şampiyonu belirledi ligde. Ben Zaha'da çok sonuçta yani riske ettiğiniz paralar az buz paralar değil. O paraları bir inat uğruna bence vermezsiniz. Planlam olarak ben tekrarlayayım. Ben uzun vadede hani Zaniolo'ya alınmış bir önlem gibi düşünüyorum. Artı yani... Orada da Mehmet şöyle bir durum benim aklıma geliyor. Tamam, Zaniolo'nun gidiş ihtimaline karşı Zaha'yı tutabilirsiniz ama en verimli oldukları pozisyonlar sağ kanat değil. Ne Zaha'nın ne de Kerem'in. Orada da öyle bir problem ortaya çıkıyor. Doğru. İkisinden birini sol kanatta kullanmanız gerekecek bu senaryoda. Sağa atacağınız hangisi olursa daha düşük verimli oynayacak. Muhtemelen daha mutsuz olacak. Bu tip bir problemle Galatasaray karşı karşıya kalabilir mi? Zaniolo'nun ayrıldığı bir senaryoda soruyorum bunu. Kerem özelinde söyleyeyim. Kerem her geçen sene futbol repertuarını genişletti. İlk geldiği başarılı olduğu sezon hep geçiş hücumları kontratak oyuncusuydu. Bu sezon set hücumunda da bence Icardi'ye müthiş goller attırdı. Oyun kurucu özelliğinin geliştiğini gösterdi. Geri Rodriguez'i hatırlıyorum. Tudor dönemi sağ açık oynuyordu. Fatih Hoca onu sola çağ çekince sağına çekip golleri attı ama yani bence artık günümüzün modern oyuncuları iki kanatta da oynayabilmeli. Evet. Bir de bahsettiğimiz senaryo Süper Lig Kerem, yani Süper Lig için o dediğin senaryoda ben hatta bir adım ileri gideyim. Ben Zaniolo'nun da bizim ligimiz için çok ideal bir sağ açık olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha forvet arkası serbest rol olabilir. Fenerbahçe maçını hatırlatırsak Zaniolo hepimize niye heyecan verdi? Barış Alper, Kerem, Zaniolo üçlüsü bayağı zorladı Icardi'nin arkasında Fenerbahçe savunmasını ki o maç bir bilgi de vereyim. Fenerbahçe'nin sezon boyunca prim uyguladığı tek maçtı. Oyuncuları motive etmek için. Daha sonrasında Türkiye Kupası'na da final koyuldu ama hani Fenerbahçe'de o maça gayet iddialı hazırlandı. Maçın formalite maçı olsa da hani lig sıralaması özelinde diyeyim. Tekrarlayayım, ben Zaha'nın önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum ve yani çok inat uğruna, Fenerbahçe'ye çalım uğruna bahsettiğimiz rakamlar 3 sene için 20 milyon euro. Bunu yapmazsınız. Bu hakkınız olsa orta saha için Galatasaray oyuncu arıyor. Belki Şimanski de yapabilirdi. Orada da daha iyisini arıyor Galatasaray. Tekrarlayayım, hani Galatasaray adına yılın transfer çalımı diyebiliriz. Her sene böyle transferler hep konuştuk. İşte arada olumsuzluklar değil, olumlar da mesela Vedat Muriç de Galatasaray'ın elinden kapmıştı Fenerbahçe. 15-18 milyon euro Lazio'ya satmıştı. Yine arada olumsuz olanlar da var. Emre Kılınç, Mert Hakan gibi, çok aman İrfan Can gibi performans veremeyenler de var ama geçen sene ligin kaderini hangi oyuncu değiştirdi diye sorsam bana tartışmasız Abdülkerim Bardakçı derim. Nedeni Tayyip Tağla'yla Samet'e verilen bonservisler de ortada. Orada Galatasaray'ın Nelson, Abdülkerim uyumu, ligin en az gol yiyen takımı olması. Zaha transferi şimdi Fenerbahçe'de düşünelim. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı olan bir transferdi. Çünkü hani Ryan Kent, yeni bir transfer. Geçen sene o bölgeler hep devşirme oyuncular. Emre Mor gibi İrfan. Bu arada orada da şöyle düşünüyorum Mehmet Özcan. Bence Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan transfer değildi. Bence Fenerbahçe'nin de sağ kanada mümkünse sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacı daha yüksek seviyedeydi. Ben Fenerbahçe'nin... Şahsi kanaatim. Asıl... Çünkü Ryan Kent'in de en verimli bölgesi sol kanat. Dušan Tadić'in de en verimli bölgesi sol kanat. Zaha'nın da en verimli bölgesi sol kanat. Böyle bir realite de var. Ben iki takım için de öncelik zaten 8, hatta Fenerbahçe için 6 numara olmalı. İkisi için de bence Zaha değildi. Ama hani şunu demek istiyorum Kerem, daha doğrusu Fenerbahçe için şöyle de önemliydi. En azından şöyle kendimi ifade edeyim. Galatasaray bir şekilde Kerem, Zaniolo, Barış Alperli rotasyonla kenardan bulabileceği gol sayısı Ryan Kent, Emre Mor, Rossi'den daha çok gol vaat ediyor. O anlamda Zaha Fenerbahçe için daha öncelikliydi ki o yüzden 2 ay uğraşıldı bakarsak. İkisinin arasında Fenerbahçe. Ryan Kent'le arasında o fark var yani. Zannetmiyorum İsmail Kartal'ın, bilmiyoruz tabii oyuncunun performansını ama Ryan Kent'e kafadan 10 gol olması yazarak sezon planlaması yapmaz. Yok. Ama tam tersi Zaha gelseydi 10 gol 10 asist yazabilirdi. Yani Premier Lig'de de 7 gol 2 asist yapan oyuncu, işte bunun çok örnekleri var. Premier Lig ve İtalya'da çok az gol atıp bizim ligimizi sallayan çok oyuncu gördük. Son sezonlarını sayabilirim Premier Lig'de. 27 maç 7 gol 2 asist. Geçen yıl sakatlık geçirdiği bir dönem var. 3 maçta önceki sezon 33 maç 14 gol 1 asist. Önceki sezon 30 maç 11 gol 2 asist. 2019-2020 4 gol 3 asist. 2018-19 10 gol 5 asist. Öncesinde 9 gol 3 asist şeklinde gidiyor. Yani çift tanelerde toplamda skor katkısı veriyor oyuncu. 19-20 sezonunu çok referans almayız. Sebebi pandemiyle lige çok ara verilmesi, biraz ligin gazının kaçması. Yani Premier, şampiyon belliydi ligi ara Liverpool çok erken bitirmişti işi. %30 resmen olmasa da. %30, %40 gol tabelası olan bir oyuncu Premier Lig standartlarına. Bence evet, o standart bizim ülkemizde %70'e çıkar. Yani 38 maç 40'tan hesaplasak bizim ligde bence bir artı 20 gol yapar gol asist olarak Zaha. Yani bu çok, en azından Okan Hoca'nın bunun planlamasını bence yapacaktır. Bir de şu var yani fark yaratacak. Hücum bölgesindeki o zenginliğe fark yaratacak. Şimdi sağ tarafta da oynayabiliyor. Şimdi dedin ya Kerem işte o bölgede çok verimli olamayabilir şeklinde. Yani Kerem'in ya en verimli performansı solda, doğru. Biz geçen sene Kerem'den ne diye bahsettik? Kerem'in hangi performanstan ötürü? Solda yaptıklarından dolayı. Geriye gelişleri, hücuma zaten katkıları inanılmaz bir biçimdeydi. Şimdi Zaha'nın yeri evet burası olabilir ama Zaha bakıldığı zaman sağ kenarda da oynayabilecek potansiyelli bir oyuncu. Çok sıkıştınız, orada da oynatabilirsiniz. Ve bu ligde ben Zaha'nın özellikle fizik gücü olarak iyi olduğu takdirde, şimdi son durumunu bilmiyorum. Bilmeden de çok fazla konuşmak istemiyorum. Son durumu çalışmıyor uzun süredir. Ya uzun süredir değil mi? Serbest. Evet. Bonservisi elinde olan bir oyuncu. Büyük ihtimal Okan Hoca da bunu biliyordur. Antrenman eksikliği var. Maç eksikliği var. Çünkü bir kamp yemedi. Şimdi kamp yemeyen oyuncular için hep böyle bir kafalarda soru işareti olur. Bu kim olursa olsun. Zaha önemli bir oyuncudur. Evet, yıldız oyuncudur. Yıldız oyuncu kategorisindedir. Ama son durumunu bilmeden de hem teknik heyetin hem bizlerin çok fazla böyle yorum yapmaması gerekir. İsim olarak baktığımız zaman Zaha'ya kimse hayır demez. Bu kesin. Bu ligde de, Süper Lig'de de ben Zaha'nın fiziğini geliştirdiği takdirde, yani eski fizik gücüne kavuştuğu takdirde sağ kenarda da oynayabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Oldu da Zaniolo'yu sattınız ve ben bunun gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray Zaniolo'dan çok iyi bir para kazanabilir. Zaniolo da bu gidişe hayır demez. Oldu da Zaniolo'yu sattınız. Galatasaray'ın karalar bağlamasına gerek olacak hiçbir durumu yok. Zaha'yı da kenara çekebilirsin. Kerem'i de çok sıkıştığını çekebilirsin. Barış Alper var zaten. Yani şimdi de Raşitsa olayı var. Raşitsa oldu da gelmedi. Yani Raşitsa... Şu an Raşitsalık bir durum yok, kalmadı gibi. Kalmadı, onu diyorum işte. Gitmeyecekse evet, yani gitmeyecekse hele zaten kalmadı. Yani gidip de şimdi Galatasaray yönetiminin ben Raşitsa'nın bonservisine öyle büyük rakamlar vereceğini hiç tahmin etmiyorum. Zaniolo gitse de bence gerek yok. Niye yok? Zaha'yı aldınız. Çok sıkıştın. Oyna, kesinlikle oynar orada. Bu ligde oynar. Bu Premier Lig'de de çok sayıda maçı var. Oynadı ama, değil mi? Sen daha iyi takip ediyorsun. Yani ben de bir iki maça denk geldim. Oynadı sağ kenarda. Kötü de oynamadı. Orada oynuyorsa bu ligde hayli hayli oynar zaten. Yani rakiplere bak. Yani 2-3 rakip dışında zaten şu an transfere baktığım zaman Anadolu kulüpleri zaten bir şey yapamıyor. Yani bu ligde Zaha kenarda da oynar. Sağda da oynar. Solda da oynar. Santrafor'da da oynar. Bakın Icardi oldu da geç geldi. Uzadı diyelim, yani bilmiyorum durumunu. Oldu da uzadı. Zaha'yı ön tarafa koysan kim ses çıkaracak? Kimse ses çıkarmaz. Bir kişi ses çıkartır ya, bakan ben neden bakan bu. O çıkarır, doğru. Bakan bu varken tabii olmaz. Bu arada Zaha'nın Crystal Palace'da önde oynadığı tabii, maçları da var ama şöyle maçlar. Yani Manchester City'ye karşı oynuyorlar. Top tamamen rakipte. Toplu oynama oranları %25, %28, %30. Orada kontra atak silahı olarak önde oynuyor. Oynarsın. Süper Lig'de öyle bir senaryo çok fazla karşısında olmayacak. Olmaz ya, zaten Bakan bu, doğru. Yani Bakan Boyu ikinci forvet olarak kullanılabilir. Zaten kenarda adam çok gol atan bir oyuncu. Yani tam kenar getirip böyle orta yapan, tamam yapıyor, asist yapıyor ama soldan içeriye kat eden ve çok gol atabilen bir oyuncu. Yani nasıl Beşiktaş'ta Redmond vardı. Redmond kenarda, sağ kenarda oynarken çok içeriye kat edip kaç tane golü var Fenerbahçe maçı dahil. Yani Zaha öyle bir profil. Yani öyle bir özelliği işte burada da görüyoruz jenerikte de. Yani içeriye kat edip gol atabilme özelliği çok fazla olan bir oyuncu. Yani Galatasaray Icardi'nin gelmediği anlarda da bence gol yollarında çok sıkışıklık çekmeyecekmiş gibi geliyor bana. Ama tabii ki oyuncunun son durumunu bilemediğimiz için illa ki belli bir süre olacaktır. Yani bir kere kamp geçirmemiş. Onu bir yere koymamız lazım. Gelecek buraya, adaptasyon sorunu, işte fizik gücüne erişecek, maç kondisyonuna erişecek. Avrupa maçlarını zaten kaçıracak. Şimdi hemen oynayamaz yani. Okan Hoca da bunun farkında. Ama Galatasaray elinde çok iyi bir hücum anlamında alternatifli bir kadro yarattı. O nedenle bakıldığı zaman ben yani evet büyük paralar verilmiş, yani imza paraları da verilmiş ama böyle oyuncuları da getirmek çok kolay değil yani. İlla ki bir yerden bir fedakarlık yapacaksın yani. Para vermeden de gelmiyorlar maalesef. Yani yaşta 30, çok da yaşlı değil yani. Evet. Arabistan falan konuşuluyor ama o bölge için bence yaşlı bir transfer değil. Burada tutturursa bir iki dönem iş yapabilir. En sonunda belki Galatasaray'da dediğiniz gibi yani Galatasaray oradan para kazanabilir. Ancak o coğrafyadan kazanır. Yani Avrupa'ya bu saatten sonra olacağını hiç zaten düşünmüyoruz ama bir de tutturursa, taraftarla da bütünleşirse ben Zaha'nın önemli bir hamle olacağını düşünüyorum Galatasaray adına. Ama tabii bakalım yani göreceğiz. Sahaya çıkmadan bu işler belli olmuyor. Suudi Arabistan tarafından teklif aldığını söyleyeyim ben Kartal abi. Sen yayının başı ifade ettin. 2 kat ve çok normal. Icardi'ye de aynı teklif yapıldı. Hatta Icardi'nin takımlarını da açıklayayım. Bir ay boyunca hep Suudi Arabistan kulüplerinde bir genelleme yaptık. Al-Şabab ve Al-Hilal. Al-Hilal zaten o Suudi Arabistan tarafının en büyük 3-4 kulübünden biri. 20 milyon euroydu. Galatasaray'ın teklifi 10 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi de gayet iyi tabii ki. Oyuncular için çok normal. Aynı denklemi Bakan Boyu'nun anlaşmasında gördük. İşte bugün kapı açıklandı. Dubai tarafına Ronaldo'nun olmadı Al Nassr. Dubai'deki ekip Adel Tarap'ta oynar. Premier Lig'den hatırlarsın evet. Kerem. O da 3,5 milyon eurolara imza atmıştı. Galatasaray 1,5 milyon euroya geldi. Çok normal yani. Türkiye'nin de öyle bir farkı olsun. Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinden yani sonuçta. Yine bizler de iyi para veriyoruz ama o coğrafya kadar para vermiyoruz. Sonuçta Zaha'da da 30 yaşına yeni girecek. Bir transfer dönemi de hakkı var bence o coğrafya için. Burada da biraz Icardi için de geçerli. Bu yaşına kadar Şampiyon Ligi oynamaması bence önemli bir etken. Yani bilmiyorum United sezonunu. Yok, oynamadı. David Moyes'e kötü bir sezonunu hatırlıyorum. O dönemler en sıkıntılıydı. Crystal Palace'da da çok zaten Avrupa vitrini olmamıştır diye düşünüyorum. Yok, Avrupa kupalarında maçı yok. Tabii önemli bakarsak. Şimdi seçme bunu, amaçlarından Mertens biri de mesela bu Mertens Galatasaray'ı niye seçti? PSV yaptın, Napoli yaptın kariyerin boyunca 12-13 sene. Lig şampiyonluğu yoktu. Görmedim. Keza Mata en son veda mesajında Icardi'ye teşekkür etti. Yani oyuncu önemser. Aa ben Chelsea'de oynadım, United'da oynadım. Bir lig şampiyonluğu görmesem de bu kariyer bitsin demiyor yani. İstiyor onu. Yaşı 34 de olsa 35 de olsa aynı durum Zaha için hani 29-30 yaşıma geldi bir Şampiyon Ligi görmek istiyorum diyebilir pekala. Bu da Galatasaray'ın bu transferi bitirmesine ben tekrarlayayım. Ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ın hemen hemen aynı rakamları. Onu da açalım işte 6,5-7,5 milyon euro bandında o bonuslarla değişmeli imza parası da verecek doğal olarak. Serbest statüde bir oyuncu alıyorsun. Zaten Zaha gibi bir ismi bonserviste almaya kalksanız Kerem çok ciddi bir mali külfet olur. Bu da işin bir diğer mali boyutu. Bir de izninle saat 11.30 hala bizi izliyor. Amcama bir selam yollayayım. Söver amcama. O da çok sevinmiş transfere. Onunla da çok Galatasaray maçlarına gitmiştik. Amcadan mı Galatasaraylılık? Yok. Babadan Galatasaraylıyım ama en fanatik Galatasaraylı amcamdır. Hatta izleyicilere söyleyeyim o Nonda'nın golünün olduğu şampiyonluk maçı beraberdik tribünde. Beni maçlara da götürmüştür. Ona buradan selam olsun. Geç oldu hala izliyormuş. Şaşırdım şimdi. Çok izleyen var. Ben de o zaman bir selam söyleyeyim. Bari hadi söyle sen de. Bizi devamlı takip eden Momart Sağlık Merkezi'nden çok sevdiğim değerli bir doktorumuz var. Tansel Kaplancan. Çok iyi bir Galatasaraylı. Hiçbir kaçırmaz. O da gemileri yakmış bana şimdi mesaj atıyor. Diyor ki Bakan bu Zaniolo, Zaha, Icardi diyor. Dörtlü diyor. Bu dörtlü olacak diyor. Nasıl olur değil mi diyor, psikolojik baskı olur mu diye mesaj atmış artı rakiplere yüklen karşı. Gider yalnız yani, o tam böyle şey açmış, ne derler, gemileri yakmış. Yani o artı 3 denklemi konuşalım ama evet. Kerem. Artı 3 yani şöyle ben ona çok kafa yoruyorum. Mesela Günay Güvenç transferini de önemsiyorum. Elbette Muslera'yı kesmez ama. Yo, önemli bir transfer. Şöyle Okan Koçuk geçen sezon sadece bir maçta kaleyi korudu İstanbulspor. Ben bu sene 6 Şampiyon Ligi maçı. Öncesi sonrası bir 12 maçta bence Galatasaray rotasyon yapmalı. Bu denklemde de hani şu 38 maçtan bahsediyoruz. Herhalde bir 5-6 maç Güney'i görebiliriz. Yani 5-6 maç diyorum. Yine 5-6 maç Kazımcan'ı sol bek görebiliriz. Berkan aynı şekilde 5-6 maç orta saha rotasyonu olabilir. Onun dışında zaten fazla şans bulacak isim bence Barış Alper olacak. Fizik olarak iyice kendisini buldu. Bir de bu tarz transferlerin bir olumlu etkisi de bence Barış Alper, Kerem gibi oyunculara da oluyor. etrafında bu kadar çok kaliteli oyuncular oynadığı zaman seni de yukarı çekiyor. Yani Morutan'la, Çikalda'yla birlikte oynamakla olmuyor yani işte. Çikalda'yla oynayan Berkan'ı gördük. Geçen sene Berkan iki Fenerbahçe maçında Kadıköy'de Torreira, Sergio... Kadıköy'de oynadı. Kadıköy'de Oliveira ile oynadı. 3-0 bitti. Evet. Dönüşte Aslantepe'deki maçta Torreira ile oynadı. Yani partnerleri Torreira, Oliveira olunca Berkan'ın performansını gördük. Aynı durum bence aynı denklem Barış Alper için de geçerli. Yani Zaha ile Zaniolo ile oynadığınız zaman bu da neden? Doğal olarak rakip stoperler, rakip bek oyuncular, rakip savunmacılar Zaniolo ve Zaha'ya daha konsantrasyon harcayacağı için Kerem, Barış Alper oradan ciddi alan da buluyor bakarsak. Yani bunlar bu tarz yerli oyuncuların da performansı yukarı çıkmış oluyor. Halil Dervişoğlu yine aynı şekilde ana plan olmaz ama yine 5-6 maç. Yani hep Galatasaraylılar şunu düşünüyor işte +3 denklemi nasıl olabilir? Aynı endişe geçen sezon bende de vardı bir Galatasaraylı olarak. Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakçı dışında 3. yerli yazamıyordum. Okan Hoca sizin en temel yani ikinci rakibiniz kimdi? Fenerbahçe'ydi. Kadıköy'deki derbi 4 yerliyle son maç 5 yerliyle oynadı. Yani iyi bir oyuncu grubu kurduktan sonra o yabancılar bir şekilde etrafındaki yerlileri de bence son maç Kazımcan Arda Güler'e karşı şahane oynadı. O performansında hiç mi hemen sağındaki Abdülkerim'in çaprazındaki Torreira'nın etkisi yok? Tabii o yüzden ben muhakkak evet yine Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim bu takımın banko iki Türk'üdür. Yerlisidir ama onun dışı Barış Alper benim 1 numaram şu an süre anlamında. Sonrasında Berkan ki Berkan'ın bir ayrılma isteği vardı ama ben Galatasaray tarafında hem Okan Hoca hem yönetim özelinde çok yanaşacağını düşünmüyorum. Bu maç maratonu düşünerek çünkü Galatasaray bu sene 6 eleme, 6 grup maçı artık. Hani Şampiyon Ligi mi olur, Avrupa Ligi mi olur, Konferans Ligi mi bilemiyoruz ama katılacak. Yani 12 tane fazla Avrupa maçı olacak. Muhakkak öncesi sonrası rotasyon olmalı. Yine Kazımcan. Çok bak Yunus'tan bahsetmedim, Yusuf Demir'den bahsetmedim. Nedenini de şöyle izah edeyim Kerem son olarak. Günay transferini de bu anlamda önemsiyorum. Bence muhakkak şans bulur. Orta sahada tekrarlıyorum. Bugünkü hani Zaha transferi sonrası biraz telefon trafiğine girdiğimde Kerem Demirbay için Galatasaray olabildiğince artık agresif olacak. Hani +3 denkleminden dolayı diye. Muhakkak daha takviyeler olacak. Tekrarlayayım ama sıradaki takviyeler ilk 11 özelinde, yerli özelinde orta saha merkeze bekliyorum. Orta sahada da merkeze çok üst düzey bir profil beklentisi içerisinde olan gazeteci arkadaşlarımız da var. Doğru. O üst seviye profil Kerem Demirbay değil de başka bir oyuncu mu? Söyleyeyim ismini bence Fred. Şimdi Fred... Lo Celso öyle bir ihtimal var mı acaba? Fred'i duydum. Yani Fred'e hatta Galatasaray'ın 5-6 milyon euroluk bir teklif yazılı gönderdiğini biliyorum. United tarafı çok cevap vermedi. Daha doğrusu yani değerlendirmeyi almadı öyle söyleyeyim. Daha yüksek beklentisi var. Parades'i biliyoruz. Parades'i yönlendirencisi de Icardi bu arada onu da söyleyeyim. Yani Icardi de gayet nasıl bir takım kurulacağına kafa yoruyor. Bir isim daha vardı orta sahada. Kesinin durumu soruldu. Ücreti çok yüksek bulundu Barcelona. Yani şunu demek istiyorum. Oliveira'dan daha iyi bir orta saha oyuncusu arıyor Galatasaray. Burada tabii Torreira değişilmez. Çok doğal o profil olması. Torreira bence çok kalite olarak zaten ligin üzerinde bir oyuncu. İyi bir 8 arıyor. 10 numara arıyordu Galatasaray. İşte şimdi ben kendi adıma frene bastım. Kerem çünkü hani Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Zaniololu yapıda bir de oraya 10 numara sanki hani o rotasyon biraz daha çünkü oynamayan önce mutsuz olup... 12 kişi çıkmayacaksanız sahaya tabii, zor. Yani çünkü Mertens'ten bak program başından beri bahsetmedik mesela. Evet. Lig dönüşleri Mertens de oynayabilir bu arada rotasyon yaptığınız maçlarda pekala. İyi bir kadro kuruyor Galatasaray. Bir de işin asıl sırrı şu mevcut kadroyu korudu. Bu çok önemli. Yani hiçbir oyuncusunu böyle satmaya çok yanaşmadı. İşte Sasha Boy için Bournemouth'tan 12 milyon euroluk bir teklif geldi. Kabul edilmedi. Nelson için iyi rakamlar isteniyor. 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Ben çok hani 25'te ısrarcı olduğunu düşünüyorum. 20 milyon euronun üzeri değerlendirme alınır. O teklif şu an gelmedi. Zaniolo için Juventus biraz takas formülünde aracı olmuştu. Ona Galatasaray çok olumlu yaklaşmadı. Çünkü o Juventus'tan alacağınız oyuncuların da bir maliyeti olacak. Mevcut kadronun korunması da bence önemli. O da en az transferler kadar başarılı bir bakış açısı. Şöyle bir formül düşünülebilir mi? Nelson'un satışı halinde bir Türk stoper. Güçlü bir profil. Merih Demiral belki. Ozan Kabak belki Galatasaray'ın eski oyuncusu. Türk statüsünü düşünerek acaba böyle bir hamle planlanıyor olabilir mi? Güzel bir beyin jimnastiği yaptım. Orada da çok netim Merih Demiral için itiraz etmem. Ben Ozan Kabak'ın da Nelson'la arasında bayağı fark olur. Fark var ya. Merih, Abdülkerim hani hakikaten Merih Çağlar zaten en iyi iki stoperimiz diyorduk. Yani Merih Çağlar ben duygusal yaklaşmam. Merih'le Çağlar'dan sonra benim 3. sıramda zaten Abdülkerim var. Ben Ozan Kabak yazmam. Ozan yani çok takım değiştirdi bence. Bir de geriye gitti sanki ya Ozan. Yani 2000 doğumlu böyle... hala genç oyuncu ya. Kerem, ama yani ben takip etmedim. Sen takip etmişsindir Premier Lig. İşte Liverpool'u yaptı. Sonra küme düşen bir takımda. Norwich'e gitti. Orada sakatlandı. Neredeyse hiç oynamadı. Almanya'da zaten. Da küme Hoffenheim'de bu sezon fena. Yok, düşmedi. Çok iyi. Bir öncekinde Schalke ile Stuttgart'la düşmüştü. Evet, onlarla biraz düşmüştü. Hani gittiği takımlar da hep düşmemeye oynayan takımlar oldu. Evet. Liverpool dışında. Hani onu kastediyorum. Hoffenheim'de de bir sıkıntı yaşadılar bu sene, ama bu arada orada üçlü savunmada oynadı daha çok. Öyle doğru. Bir durum doğru. Da var. Yerli stoper de olabilir diyeceğim, ama bir Kaan Ayhan örneği de var. Yani siz Kaan Ayhan, Abdülkerim yaptığınız maçlarda 14 maçlık galibiyet serisi son buldu Konya'da. Başakşehir'e kupada eğlendiniz yani. Evet. Abdülkerim'in partneri bence yine Nelson ayarında iyi bir yabancı stoper olmalı. Ben bazı konularda katılayım yani. Kaleci, stoper, ön libero, forvet. Ben yabancı yaparım. Zaten benim yıllardır amil takımımızı beğenmeme sebebim. Bizim çok iyi bir merkezimiz hiçbir zaman olmadı ikili yani. İkili iyi olacak. O tandemde iki stoperin iyi olmazsa ben sana söyleyeyim ne şampiyonluk olur. Orta sahanda aynı şekilde. Tabii, ne bence orta saha daha da önemli. Evet, o da önemli abi. Ama o iki stoper tandemi bozmayacaksın. Şöyle, bak şimdi Nelson'la Abdülkerim çok inanılmaz uydu. Tuttu. Yani. Torreira, Oliveira da çok önemli. Neye geliyorum? Sen Marka Nelson da kötü değildi, ama önünde Taylan, Berkan, Çıkaldoğa vardı. Yani yine A milli takımımızın da stoper tandemi fena değil. Merih Çağlar da ben ısrarlıyım. Beni yani orta saha Okay Yokuşlu, Ozan Tufan hiçbir zaman ikna etmedi. Umarım şimdi Salih Özcan, Orkun Kök, Çağkan Çağlıoğlu bir yapı üzerinde ısrar edilir. Çünkü oyuncular şöyle, birisi Feyenoord'dan Benfica'ya 30 küsüre gitti. Diğeri Dortmund'da, biri Inter'de. Bir oyuncu daha var. Arda Güler. Arda Güler ama sanki daha da ön. Yani biraz Hakan mevki olarak iyice artık 8'e çekildi ya. Arda'yı ben daha 10 konumlandırıyorum yani. Hoş şimdi Real Madrid'de kenarda de olur, Real Madrid'de de 10 değil de daha defans yapacak. Kenarda oynayacak büyük ihtimal. Doğru. Yani. Güzel beyin jimnastiği, ama ben tekrarlayayım. Benim bugünkü istihbaratlarım biraz daha orta saha özelinde bir yerli formüleni. Kerem Demirbay. Şu kadro planlaması ne? Çünkü açalım Kerem. Muslera kalede, sağ bek Saşa Boy. Bir stoperin yabancı Nelson giderse yabancı. Bunu neye dayanarak söylüyorum burada? Altını da doldurayım. Davinson Sanchez için bir 8-9 milyon teklif hazırlanmış. Bunun nedeni de Nelson'u 20'lere satmayı düşünüyorsun ki 8-9'u başka bir yabancı stopere ayırıyorsun. Sol bek'in Angelinho, o da banko. Ön liberon Torreira, o da banko. Bence Zaniolo ile Zaha da banko olacak bu kadro planlaması Icardi ile. Doğal olarak sen Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim'i orta sahadaki o 8 numarayla tamamlayabilirsin şu aşamada, ilk planda Süper Lig özelinde. Onun için de ilk adayın 3. kez söylüyorum Kerem Demirbay olduğunu söyleyeyim. Ve Kerem Demirbay olmazsa Suat Serdar mı olur bilmiyorum. Bir şekilde orta sahada Berkan mı olur? Onu bize zaman gösterecek, ama ilk planlama bu. Onu söyleyebilirim. Bu arada izleyicilerden Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığına dair bunu görmüyor musunuz tarzında çok fazla serzeniş okuduğum için bu açıklamayı yapıyorum. Bu zaten yeni bir şey değil. Yani yeni bir gelişme olarak adlandırabileceğimiz bir konu değil. Sürpriz değil. Zaten Galatasaray'ın Icardi ile anlaşmaya vardığını daha önce açıklamıştık, ama Mehmet Özcan'ın özellikle bir sonraki saat diliminde bu konuyla ilgili varsa taze gelişme var, elinde Icardi. Biz de yine paylaşacağını söyleyelim. Bir sonraki saat dilimi içerisinde Mauro Icardi konusunu tekrar konuşuruz, ama oyuncuyla zaten çok ciddi bir mesafe kat edilmişti. Artık Galatasaray'ın futbolcusu olacağını da bu ekranlarda sizlerle paylaşmıştık. Çok yeni bir gelişme olarak adlandırmıyoruz, ama 3 yıllık bir sözleşme imzalama durumu söz konusu. Wilfred Zaha transferi ligin psikolojik olarak ayarlarını nasıl etkiler? Tabii şimdi... Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde belirleyici olabilir. Yani tabii olabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin yaklaşık bir aydan beri uğraştığı bir isim. Olmadı. Yani olmamasının nedenlerini bilemiyorum. Hakikaten vazgeçmiş olabilirler. Yani teknik adamın ihtiyacı yoktur. Ya da oyun stilinde sistemine uymayacak bir isim olabilir. Galatasaray sonuçta gizli bir şekilde gitti, aldı. Bunlar önemli şeyler tabii. Yani rakibinizin ilgilendiği bir oyuncu alıyorsunuz. O ister istemez ilk baştan bir psikolojik üstünlük sağlamış oluyor. Şimdi bu gece... hayal kırıklığı içinde olan Fenerbahçeliler olacaktır. Bu gayet doğal. Ama Fenerbahçe'nin de buna takılmaması lazım ve takılacağını da düşünmüyorum. Yani illaki başka bir alternatif vardır kafalarında, planlarında. Ben bunu düşünerek özellikle bu önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin de misilleme değil ama aynı ayarda bir isim getirebileceğini tahmin ediyorum. Yani düşüneceklerdir onlar da. Hiç olmazsa bu Zaha olayını unutturmak açısından ama iş tabii ki para olayları da önemli. Yani şimdi Fenerbahçe'nin harcadığı rakamlara bakıyoruz. Galatasaray'ın harcadığı rakamlara bakıyoruz. Bunlar çünkü çok böyle astronomik rakamlar. Yani imza paraları var. İşte bonservis yok ama imza parası veriyorsun aynı hemen hemen bonservis kadar. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım ama evet lig başlamadan rakibinizin ilgilendiği bir oyuncuyu almak tabii ki psikolojik olarak etkili olacaktır. Ama dediğim gibi yani oyuncunun son durumu nedir ne değildir bakalım nasıl yararlanacak, ne kadar yararlanabilecek. Yani geçmişte gördük Beşiktaş'ta da oldu. Kimler geldi yani faydalı olamadı. Ama onlar Arabistan'dan gelen yani düşük seviye ülkelerden. Çin'den geldi, Alex geldi, Tekşira geldi. Zaten o dönem çok da söylemiştik geldi. Açıkçası. Yani o bölgeden aslında zaten gelmemesi lazımdı. Aldılar evet. Yani. 5 yıl Çin'de oynuyor. Çok düşük seviye bir lig. Evet. Artı sakatlık geçirmiş. 6 ay oynamamış. Bu oyuncuyu alıyorsunuz. Verim alacağınızı düşünüyorsunuz. Yani, hayalden öte. Ama tabii Zaha öyle değil. Yani Zaha sonuçta Premier Lig'de en iyi takımlarda oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani tamam uzun bir sürede belki kulüpsüzdü ama sonuçta yetenek. Yani kalite hiçbir zaman antrenmansız da olsan o yeteneğinden bir şey götürmez. O yüzden ben kalite anlamında iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum Galatasaray'ın. O yüzden hiçbir korkusu olmaz hücum anlamında. Zaten işte Bakan Boyu da sayarsak Zaniolo, Icardi önemli bir dörtlü oldu yani. Hücum anlamında çok iyi bir dörtlüsü oldu Galatasaray'ın. Ve Şampiyonlar Ligi'nde tabii ligde belki hepsini kullanamayacaktır kontenjandan dolayı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ben bu dörtlünün gruba kalındığı takdirde kesinlikle olacağını düşünüyorum. Bir anda aynı anda oynayacağını düşünüyorum. Elemelerde Galatasaray Zaha'dan, Bakan Bu'dan yararlanır mı? Yararlanır bence. Şimdi yarın liste güncellenecek. Çok yarınki listeye beklemiyorum tabii Zaha'yı da olarak. Evet. Çünkü sezon başı kampı yemedi. Bu arada hani burada da Türk takımlarına komple böyle biraz eleştiri gibi olacağım ama yurt dışından gelen oyuncular işte Melo Juventus'tan geldi. Gayet sezonun oyuncusu oldu. Yani Icardi PSG ile yaz kampını geçirmişti. Yani Avrupa'daki takımların yaz kamplarının bizim Türk takımlarının yaz kamplarının aşağı kalır yanı olacağını düşünmüyorum. Tabii. Ama tabii bütün sezonu şu an Temmuz'un son haftasına yaklaştık. Ama Zaha kamp geçirmedi öyle tabii, bir problem var. Zaha'da o fark var işte. Evet. O da o yüzden bonservis elindeydi. Biraz zamana ihtiyacı olacak Kerem. Şimdi yine bir Tansel Hoca mesaj atmıştı. Fil dişili değil mi Zaha? Fil dişili. Evet. Fil dişi milli takımının oyuncusu. Drogba etkisi olabilir mi? Öyle ben çok Drogba etkisi Jean-Michel Seri'de oldu. Onu net söyleyeyim. Jean-Michel Seri çünkü Fulham'la sanırım küme düşmüştü. Bir önceki sene Barcelona'nın kapısından dönmüştük. Türkiye hayali kuran bir oyuncu değildi. Orada Drogba, Jean-Michel Seri için. Burada bence Galatasaray kendisi Şampiyonlar Ligi kozuyla Erden Timur'un vizyonu diyelim transferlerde. Çok Drogba odaklı olduğunu düşünmüyorum. Ben bugün bir Beşiktaşlı bir yönetime yakın biriyle görüştüm. Erden Timur'un hakikaten birebir giderek neredeyse oyuncunun kapısında yattığını ve transferlerin bu şekilde sonuçlandığını söyledi. Yani gidip orada ikna yeteneği de çok fazlaymış. Orada gidip görüşüyor oyuncularla. Yani öyle uzaktan faks çekerek falan filan menajerlerle değil direkt kendisi görüşüyormuş. Öyle bir anekdot söyledi. Zaten Mehmet de biliyordur Galatasaraylı arkadaşlardan. Icardi transferinde mesela Van Danara ile onu çok İletişim güzel çok ağırlıyor İstanbul'da işte o çok İstanbul önemli. Boğazı'nı geziyorlar. 2 gün boyunca o en iyi şartlarda öyle bir ekip tutuluyor Van Danara'ya zaten. İşte Van Danara zaten direkt Icardi'ye ben Galatasaray'la anlaştım. Icardi Türkiye'ye gelmedi Galatasaray'la anlaşmanın önce daha doğrusu. Evet. Daha önce PSG'li buraya maça gelmişti ama Galatasaray'la bir görüşmesini direkt Van Danara bitirdi. Orada da işte Erden Timur'un o ikna kabiliyeti diyebiliriz. Yine işte Yusuf önemli. Demir transferinde Yusuf'un babasının çok duygusal lafları vardır Erden Timur'un. Yani size oğlumu emanet ediyorum tarzında. O kurduğu bağ önemli. Zaten bunlar da iki transfer dönemidir yansıyor. Bir küçük araya gideceğiz sevgili seyirciler. Şu hatırlatmayı yapalım. Mauro Icardi konusunda nasıl bir gelişme bekliyoruz? Ne zaman bekliyoruz? Bunlarla alakalı Mehmet Özcan'ın söyleyecekleri var. Galatasaray belki Wilfred Zaha'yı aldı. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdi ama özellikle sarı kırmızılı taraftarlardan Icardi konusunda durumun ne olduğuna dair çok sayıda mesaj alıyoruz. Bunların hepsi üzerine değerlendirmelerimiz olacak. Ama az sonra diyelim, şimdi Wilfred Zaha'nın gollerini hep birlikte A-Spor ekranlarında izleyelim. Az sonra beraberiz, bir yere ayrılmayın. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'a dair konuşuyoruz. Sarı Kırmızılı Kulübün gündemi fazlasıyla yoğun. Wilfred Zaha'nın transferinden bahsettik ki ilk saatimizi bu konuya ayırdık. Mauro Icardi'nin durumuyla alakalı da Galatasaraylı taraftarların bizlere yönelttiği çok sayıda soru var. Bununla alakalı da değerlendirmelerimiz olacak. Ama bir yandan da orta saha transferiyle ilgili bir beklenti ve bir çalışma söz konusu. Senin elinde hangi isimler var? Sıcak bir gelişme diyebilirim Kerem. Fred'den bahsettik, Parades'ten bahsettik ama daha farklı bir isim var sanıyorum. Bir isim daha var ve oyuncuya sen benden daha hakimsin, Avrupa futbolunu çok takip ettiğin için. Referansları da hakikaten ligin dengelerini değiştirir anlamında istihbaratlar aldım. Oyuncunun ismini açıklayayım. Saul Niguez, Atletico Madrid oyuncusu. Chelsea'de kiralık oynamışlığı da var. İspanyol bir orta saha, solak. 8 numara diyebiliriz. Galatasaray bu oyuncu için Atletico Madrid satma odaklı ama Galatasaray da kiralama formülüyle. Annenin için de benzer senaryoyu izlemiştik. Galatasaray nihayetinde iyi bir satın alma opsiyonuyla aslında oyuncuyu kiraladı ama muhtemelen 7,5 milyon euroya Annelinho sezon sonunda Galatasaray oyuncusu olacak 20 maçı tamamladığında. Saul Niguez için de bu tarz bir zorlama var. Oyuncunun 7-7,5 milyon euro bandında bir ücreti varmış Atletico Madrid'de, onu söyleyeyim. Kariyerine bakarsak da önemli Atletico Madrid'de. 300'e yakın La Liga'da maça çıkmışlığı var. Arada bir Chelsea yaptı. İspanya milli takımı da gördü. Solak bir oyuncu. Torreira'nın partneri olarak düşünülüyor. İsmi tekrarlayayım. Saul Niguez. Muhtemelen sen daha detay verebilirsin aslında oyuncuyla ilgili. Verebilirim. Son iki sezonki performansıyla öncesinde başlayalım. Atletico Madrid'de daha önce düzenli olarak ilk 11 oyuncusu olarak forma giyiyordu ama 2021-22 sezonunda Chelsea'ye kiralandı. İspanyol oyuncu orada çok fazla oynama şansı bulamadı. Sadece lig için söylüyorum. 5 maça 11'de çıktı. Geçen sezonsa Atletico Madrid forması giydi. 31 mücadelede 3 gol 1 asist oynarken ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşma sayısı 11'di. Net, iki yönlü bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Oyun bilgisi olarak orta sahanın her yerinde oynayabilecek bir pozisyon bilgisi var. Yeterince sert, oyunu yönlendirme konusunda herhangi bir problemi olmayan, hava toplarında etkili, güçlü, kuvvetli, çift yönlü, Türkiye Ligi içinde çok fark yaratacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben biraz dediğim gibi bugün sıcak bir gelişme. Zaha sonuçta, başka şeyleri de soruyoruz doğal olarak kadro planlaması ile ilgili. Bu arada Fred'e göre de daha mantıklı geldi bana. Tam onu söyleyecektim. Zaten istihbaratla Fred, Paredes yazılıp çiziliyor. En doğru isim bu denildi ve Galatasaray hakikaten uğraşıyormuş bu oyuncu için. İsmin doğru telaffuzu sanırım. Saul Niguez. Saul Niguez, evet. İspanyol bir oyuncu. Tekrarlayayım, Torreira ile birlikte iyi bir ikili olacağı düşünülüyor. Zaten öyle bir kadro kuruyorsunuz ki ön taraf Zaha, Zaniolo, Kerem, Icardi dörtlüsü ise bunu taşıyabilecek bir yapı ister. Evet. Orada Oliveira ile ilgili biraz şüpheler var, temposuyla ilişkilendirebiliriz. Saul Niguez daha doğru bir isim gibi. Galatasaray bu transfere mesai harcayacak, bunu söyleyebiliriz. Yani bir orta saha oyuncusundan aslında bekleyebileceğiniz her şeyi yapar. Yani her şeyi ya da bir iki şeyi 10 üstünden 10'luk yapar diyemiyorum. Ama böyle 10 üzerinden 7'lik 8'lik en kötü böyle performans gösteren oyuncular vardır ya, ne bileyim Dirk Kuyt'ı söyleyebilirsin. Torreira'yı Türkiye Ligi için söylersin. En kötü 10 üstünden 7-8 oynar. Saul Niguez de bu ligde en kötü 10 üzerinden 7-8 oynar. Yeter maçta, bence yani öyle oynuyorsa. Fred ismi geçtiği için söylüyorum. Biraz fiziksel olarak merkezde çok ufak bir takım olma ihtimali Galatasaray'ın vardı. Torreira zaten kısa bir oyuncu. Saul Niguez'le bu durumu da tolere edebilir Galatasaray. İyi bir transfer olabilir. Adını bir kez daha telaffuz edelim. Mehmet Özcan söyledi. Belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Galatasaray'ın Saul Niguez'e bir ilgisi olduğundan Mehmet Özcan bahsetti. Biz de konunun takipçisi olacağız. Mutlaka Galatasaray böyle bir hamle yaparsa Mehmet'ten de zaten duymuş olduk. İlerleyen günlerde de üstüne konuşabiliriz. Gelelim Icardi konusuna. Mauro Icardi transferinde son durumun ne olduğunu sormayacağım. Oyuncu Galatasaray forması giyecek zaten. Çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde. Yok, giyecek artık. Formayı giyecek. Bununla ilgili bir şüphe yok. Sözleşme hazırlandı. işte imaj haklarından tutun, yıllık ücreti, giyeceği hatta forma. Hatta imzalandığı da konuşuluyor. Özel tişörtler, artı karşılama, ki karşılama da hafta sonu olacaktır muhtemelen Kerem. Çünkü orada Galatasaray ilk karşılama gölgede kalacak diyor taraftarlar ve hafta sonu istiyorlar. Örneğin Zaha için çok hazırlık yapamadılar. 2-3 saat için organize ol havalimanına. Onu da şimdi arada telefon trafiğine girdiğimde öğrendim. 3000 kişi gitmiş Eşiköy'e. Icardi için o rakamlar binlerce kişi olur, öyle söyleyeyim. Hafta sonu ben artık pazartesi günü itibariyle de bir kap bekliyorum artık Icardi için. 3 yıl Galatasaray. PSG tarafıyla 10 milyon euro bonservis. Icardi'nin de bonuslarıyla işte 7,5 milyon euro ile başlayan pazarlıklar 10 milyon euroya bitti. Sonuçta Galatasaray adına sezonun transferi diyebiliriz. Evet, Icardi yeni gün İstanbul'da olabilir mi? Bugün. Artık bugün. Ben hafta sonu taraftarın beklentisi o. Karşılama olarak hafta içi sonuçta çoğu işte olduğu için yani hafta sonu Icardi'nin gelmesini istiyorlar. İyi bir karşılama olması için orada da hani bir fark yaratılması istemiyor. Ama hafta sonu gelirse de 4-5 gün takıma kaçırmış geç olacak. Katılmış olacak. Yani tabii. Sezon önünde 4-5 gün kaçıracak yani taraftar. Ama tabii şu da var. İster bunu da. Pazartesi günü Eşivandınar'ın test sonuçları, ülke Arjantin. Bir de tabii Icardi için de çok hani böyle idman manyağı bir oyuncu değil sonuç itibariyle. Çok aceleci değil yani. Icardi çok dert etmez. 4 gün geç gelmiyor Kartal abi aslında. Onu Melo'da da gördük, Snyder'de de gördük. Öyle futbol oynarsan 4 günde 5 günde takım arkadaşlarına fazla izin yaparsın. Sıkıntı yok. Ya zaten 4 gün sonra gelmiş, eksik gelmiş. Zaten şu an kamp geçirmediği için yoğun bir programa tabi tutacaklar. Yani öyle de böyle erken de gelse geç de gelse mecbur yani. Hazır değil şu an. Ama tabii onun anlaşmanın detayları açıklandığı zaman, yani resmi olarak açıklandığı zaman taraftarlar, camia, bütün Okan Buruk, herkes rahatlayacak. Yani Galatasaray'ın bu hamlelerinden sonra, işte şimdiki Zaha'dan sonra, işte Bakan Boyu, Zaha, Angelinho, bu hamlelerden sonra bir de Icardi'nin tabii açıklanması, camiada bir ferahlama, bir rahatlama, motivasyon, bunların hepsini beraberinde getirecektir. Tabii artık iş sadece açıklamaya kaldı. Evet, yani taraftarlar işi çok fazla duygusal bakıyorlar karşılamak için. Önemli değil, giderler. Florya'da şey yaparlar. Sevgi gösterisinde bulunurlar. Yani havaalanı olmaz. Yani hafta sonu olmaz, hafta içi olur. Sana %100 katılıyorum Kartal abi. Yani bakış erken açına, gelmesi bence ben de daha mantıklı yani. Çok takılmıyorum ama bahsettiğimiz bizim Icardi yani bir şarkıyla şu an Türkiye'de en çok dinlenen şarkı. İşte Icardi için. Icardi ile özel şarkı. Tamam, bir fenomen bir oyuncu oldu. Yine yani ben zannetmiyorum Kerem, herhalde bir ebeveyn çocuğuna Galatasaray forması alırsa Icardi ismi yazdıracak yani. Diğer oyuncu olmaz. Icardi öyle bir rol model de oldu. O yüzden karşılama bence muhakkak ona da bir mesai harcanır. Çünkü artık o sosyal medyanın gücünü farkında, işte transfer duyurularında. Bilmiyorum, Edin Dzeko'nun şarkısına gönderme olabilir belki. Edin Dzeko biliyorsun Beni Sev şarkısıyla öyle bir Fenerbahçe duyurusu oldu. Belki Icardi özelinde ona cevap verebilir. Yani çünkü Zaha'da da gördük işte biraz Fenerbahçe tarafına mesajlar gönderdi Galatasaraylılar. Ama Icardi'nin bir şarkısı var zaten. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Galatasaray'ı ve kendiliğinden de ben yapacağım şeyi söyleyeyim. Olay. 23 tane gol atmadı mı? 23 golü paylaş, şarkıyı koy, tamam bitti. Icardi Galatasaray'da, tamam, daha ötesi yok yani. Ben başka bir şey kurcalamam da muhtemelen yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü bunun hazırlıkları var arka planda. Ya bazı oyuncular hakikaten özel oluyor yani kulüpler açısından. Şimdi mesela ben de şimdi geçmişe baktığım zaman Beşiktaş'ta da Quaresma, yani inanılmaz bir şeydi Quaresma'nın dönemi. O ilk gelişi, sonra bir daha taraftarların karşılaması, binlerce kişi aynı öyle havaalanı taşmıştı. Ya bazı oyuncular şey oluyor, özel oluyor takımlar için. Evet, Icardi'de yani anlaşma açıklandıktan sonra Icardi'de Galatasaray için uzun yıllar unutulmayacak özel bir oyuncu olacak. Yani nasıl Drogba'lar falan unutulmadıysa, bence Icardi belki de onları geçecek. Icardi Drogba'yı geçti. Geçti yani, geçecek. Icardi ben Snyder'le kıyasladım. Snyder'i bile geçmiş. Yani Hacı'dan sonra 2 numara şu an. Ha, Hacı tabii. Hacı 1'dir. Unutmayalım. Yani, Hacı 1. O değişmez. Hacı 1. Şey. O UEFA yani şöyle. Icardi ile Galatasaray Avrupa Ligi'ni alırsa tamam anne. Hacı ile kıyaslayalım. Ama yok yani. Şu an Hacı 1. Ama hakikaten Kartal abi Drogba'sı bile bizim ülkemize çok iyi oyuncular geldi. Icardi'den büyük isimler de geldi. İşte Eto, tabii canım. Drogba, Carlos kimler ama geldi? Şu noktada ben şeyim, işte Van Persie'yi, Falcao'yu Fenerbahçe ile Galatasaray'dan başka isteyen takım yoktu. Ben ısrarlıyım yani. Dünya Kupası izledik. Inter'deki Lautaro Martinez yerine koy Icardi'yi, penaltılara kalmaz maç. Yani bu oyuncu şu an Real Madrid falan açıklasa da neden aldı diyemezsin hani kalite olarak. Bence çok Türkiye'nin üstü bir oyuncu yetenek olarak. Tek başına da geçen sezon ligin bütün dengesini değiştirdi. Bir de Icardi bu kadar çok savunma sebebimi de söyleyeyim. Hiç egoist değil. Yani hatta Bora bir şey rica edebilir miyim senden? Hazırlıksız yakaladım seni ama belki yönetmenimizden. İstanbulspor maçındaki Raşitsa penaltısını bir göstermeni istiyorum. O kadar zor bir şey istedin ki şu anda. İstanbulspor maçı Raşitsa'nın penaltısı. Neden diyeceksin Kerem? İddia ediyorum çoğu forvet orada kaleye vurur. Yani inanılmaz. İşte Kerem'e zaten yılın asistini yaptı, hatırla Başakşehir'in maçında. Evet. Yani hiç egoist değil. O Barcelona altyapısını görüyorsun. Icardi ile birlikte Kerem'in, Barış Alper'in performansı da bence çok yukarı çıktı. Bu da çok, şimdi bahsettiğimiz isimler mesela Burak Yılmaz. Ben beğenirim ama Burak Yılmaz, Alex de Souza, açayım. Bu oyuncular hep Talisca, kendi takımları kendileri ön plana çıkıyor. Çok Ronaldo aynı şekilde. Çok Ronaldo'nun oynadığı takımda Benzema'nın esamesi okunmazdı Real Madrid'de, hatırlayalım. Cristiano'yu söylüyorsun. Cristiano Ronaldo, yani Ronaldo olur. Portekiz'de senin kendileri başka ön taraf oyuncusu Ronaldo dışında hatırlıyor musun? Yani ön plana çıkmış. Icardi bence öyle. Icardi biraz etrafı da çok olumlu tetikliyor. Artı mükemmel bir gol vuruşu var. Sağ ayaklı ama neredeyse sağ ayağından daha çok sol ayağıyla goller attı. Bakarsak. Hatta Fenerbahçe'ye attı 2 gol de sol ayağıyla. Evet. Bir de Beşiktaş'a attığı da müthişti o sol. İlk maç kastediyorum. Yani ben tekrarlayayım. Türkiye'ye gelmiş en büyük oyuncu değil ama Türkiye'ye yani kariyer olarak en büyük transfer diyebilirim. Yani bir Anelka ile Ortega böyleydi. Kısa vadede iş yaptı. O önemli. Yani kısa vadede iş yapan ender oyunculardan biri oldu. Uzun vadede de yapar mı? Devam eder mi? Bu moralle yapar. Niye yapmasın? Yani takıma da şimdi uyum sorununu atlattı. Taraftar neresi tapıyor? Yani yapılmayacak bir neden yok ama tabii yani futbol bu. Yani biz bunları konuşuyoruz ama biraz da farazi konuşuyoruz zaman zaman. Yani bazı oyuncular tutmadığı dönemler oluyor. İlk senesinde çok iyi, inanılmaz performanslar var. İkinci senesi, üçüncü senesinde yok ortada. Yani bu olabiliyor. Mesela Quaresma da öyleydi. Tamam, yaş olarak yaşlanıyorsun, yaş alıyorsun. Fizik olarak geriye gidiyorsun. Fazlasını veremiyorsun ama yani ben Icardi'de böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama kafasının rahat olması gereken bir oyuncu. Biraz fazla duygusal. Yani kafasına işte özellikle eşiyle olan problemleri, işte şimdi eşinin sağlığı. Yani onlara takmaması lazım. Takarsa sıkıntı yaşayabilir. Ama bu saatten sonra Galatasaray'ın zaten Icardi'den başka bir alternatifi yoktu bence. Birinci santrafor, yani o A klasman, top dediğimiz santrafor Icardi'ydi. Zaten ikincisini de aldılar, Bakan Boyu. Yani o yönde zaten bir sorun olacakmış gibi gözükmüyor. İşte bakalım nasıl, yani oyuncunun fizik ve mental anlamdaki son durumu ne? Bizi evet, onlar ya ben bağlar. Kartal abinin tespitleri önemli. O noktayı da kurcaladığım zaman Kartal abi, çünkü özel hayatı çok gelgitler yaşadı. Tam aksine olabildiğince saha için onlardan bir kaçış görüyor. Tabii ki Van Danar'ın umarım sağlık sorunu bir problem olmaz ama aksi senaryonda ben Icardi'nin futbolunu çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü oyuncu hakikaten kariyeri boyunca çok özel hayatında hep böyle ciddi düşüşlü. Özel hayat öyleydi. Hep gelgitti ama evet, saha içinde bir şekilde kaçış görüyor ve çok duygusal bir oyuncu olduğu söyleniyor Kerem. Florya tarafında, yani hiç ego yapmıyor. Belli. Her oyuncuyla muhatap oluyor. Zaten oyuncular da ona çok durumunu sormuşlardı sezon içinde, idmanlarda illaki. Yani şut çekerken vesaire ekstra çalışmalar sırasında. O da hep Galatasaray'da kalmak istediğini, yani Paris'te yaşadığı hayatla İstanbul'da yaşadığı hayat, burada kendisini süperstar gibi hissediyor. Bir detay daha vereyim. Torreira da aynı şekilde belki Icardi kadar magazin figürü olmadı ama yazılıp çizildi. Mesela Torreira'yı da ayağa kaldıran isim Icardi'ydi. Torreira da sonuçta İstanbul'a çok adapte oldu. O da burada yine işin hani duygusal kısmında da kendi adına hep burada mutlu olduğunu ifade ediyor. Ve sezon bittiğinde de menajerine zaten Galatasaray odaklı plan yaptığını söyledi. Çok da Lazio'nun teklifine kafa yormadı Torreira, onu söyleyelim. Yönetim de aynı şekilde Torreira konusunda öyle çok satma planları yapmadı ki bir 6 numara üzerinde B plan hazırlamadı Galatasaray tarafı. Yani Icardi evet iyi bir golcü ama tekrarlıyorum, çok iyi bir pasör, lider. Şunu çok net biliyorum. Beşiktaş Galatasaray'ı 3-1 yeniyor. Evine gitmiyor Icardi. Güney Amerikalı oyuncuların evlerine gidiyor. Muslera ve Torreira'nın son 6 hafta bana bırakın diyor. Ve hakikaten de ona bırakıldı. Ankaragücü maçındaki Barış Alper'in golüne kadar bütün golleri Icardi attı. Doğru. Yani 8 gol attı üst üste. Tek başına takımı götürdü orada. Ya, bir liderlik de. Burada biraz hani iş Icardi çok figür oldu. Galatasaray'ın yüzü oldu. Sonuçta dedi, ben de kendi adıma bir Galatasaraylı, benim takımda Icardi var diyorum. Yani Icardi kısa vadede bunu başarmak kolay değildir Kerem. Yoksa evet, hep büyük oyuncular gördük. Her takım gördü. Trabzonspor'da büyük oyuncular, Beşiktaş, Fenerbahçe. Icardi bambaşka bir hikaye yazıyor 30 yaşında. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertlilerden bir haber ekrana getirelim. Eğer Galatasaray ile alakalı artık saat ilerledi ama bir gelişme olursa bahsederiz. Orada bir parantez açmak istedim. Beşiktaş'a dair konuşacağız. Sıcak konular var. Özellikle Ceyhun Kazancı ile alakalı. Kartal Yiğit'in de neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Ama şimdi gelin Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun basın toplantısından öne çıkan görüntüleri. Edin Dzeko ile ilgili konuşacağız. Kartal Yiğit'e ilk olarak döneceğim ama Kartal Yiğit'in söylemek istediği bazı selamlar var. Ya Kerem, bu selamlar bitmedi. Yani yayını bunlarla meşgul etmek istemiyorum ama hakikaten benim de canın sağ olsun sen. Amma Galatasaraylı arkadaşım varmış ya. Şimdi çıktı. Hepsi de çok, yani çok sevdiğim, çok yakın. Mesela Akın Zöhrap var. İnanılmaz severim. Asker arkadaşım Erhan Uçar, o mesaj attı. Meslektaşım ekonomi muhabiri Rahim Ak, o mesaj attı. Galatasaray'la ilgili bilgiler veriyor. Kritik yani, soruyu sorayım. O arkadaşlarını şampiyonluktan dolayı tebrik ettin mi Kartal abi? Bu önemli. Ettim, ben ederim. Kartal Yiğit gerçek bir centilmendir. Vallahi ederim ben, hiç şey değil. Her zaman bu bilinir. Hak eden neyse ederim abi. O ayrı bir şey. Ama karşıdan da onu beklerim. Beşiktaş şampiyon olursa şimdi önümüzdeki sezon tebrikleri isterim önce. Onu da görmek lazım tabii. Yani şaka bir, zaman zaman birbirimizi kızdırırız, ederiz yani öyle böyle ama sonuçta arkadaşlarımızın gönlünü kırılması, kalbini kırmıyor. Bu arada lafı açalım, Kartal abi Beşiktaşlı zaten, doğuştan Beşiktaşlı. Çok yeni nesil aslan ismine denk geliyor bu arada, lafı gelmişken onu söyleyeyim Kerem. Yani Galatasaray jenerasyon ya, hep böyle o anladığım kadar UEFA Kupası ile coşan Galatasaraylılar oğullarına çok aslan ismi mesela çok. Aslan eskiden de vardı gerçi de değil mi, son dönem biraz. Hep Galatasaray'la. Şimdi hani Icardi. Bugün tam Galatasaraylıların günü, bana da normal mesajlar geliyor. Sağ olsun arkadaşlar, izliyor bizi. Var mı sende ekstra? Yok, hayır, amcama yeter. O çok mutlu olmuş tekrardan. Hadi söyle sen de bak. Yok. Deminden beri biz söylüyoruz abi. Beşiktaşlı diyecekler, adam Galatasaray'la ilgili habire selam söylüyor. Bu sefer Beşiktaşlılar bize şimdi laf edecek. Ama bugün tam Galatasaraylılar için televizyon izleme günü Kerem. Hakikaten evet, öyle çok olur izleniyor yani. Ama ben çok sana söyleyeyim, bayağı izleniyor yani. Bile, yani ben tekrarlayayım. Saul Niguez ismi, yani daha Galatasaray transfer yapacak Kerem, onu söyleyeyim. Evet. Çok net. Daha farklı takviyeler de olacak. Gelelim Fenerbahçe'ye. Edin Dzeko'nun açıklamalarını izledik. Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluk için oynadığını ve kendisinin de doğal olarak bu hedefi gerçekleştirmek için burada olduğunu söylüyor. 2 yıl önce bu transferin gerçekleşme olasılığının söz konusu olduğunu ama o tarihte noktalanmadığını dile getiriyor. Takıma yardımcı olmak istiyor. Fenerbahçe kaptanlığının büyük bir onur olduğunun altını çiziyor Edin Dzeko. Gelir gelmez kaptanlığı da aldı ki böyle bir kariyeri olan bir oyuncuya, liderlik özelliği olan bir oyuncuya sahipseniz ona bu sorumluluğu vermeniz de hemen başlangıçta bile olsa bence son derece doğal. Bilmiyorum, katılıyor musun? Dzeko'dan hem mental hem fiziksel olarak nasıl bir katkı bekliyorsun? Kesinlikle katılıyorum Kerem. Yani kaptan yapmaları bir kere önemli bir olay. Şimdi çok nadir ben hatırlıyorum, gelir gelmez yeni bir transferin, hele hele yabancı bir transferin takımın birinci kaptanı olması. Bu oyuncu için de çok önemli, Fenerbahçe için de çok önemli. Şimdi konuştuğumuz isim, bahsettiğimiz isim Dzeko. Yani uzun yıllar Avrupa piyasasında hep ön sıralarda olmuş. Büyük takımlar için konuşulan, yani Avrupa'nın büyükleri için konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Çok iyi de bir profesyonel, yaşının da olmasına rağmen hiç istikrar problemi yaşamamış bir oyuncu ve yakın zamanda hala Şampiyonlar Ligi finalinden evet, oynamış ve Fenerbahçe'ye gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ben Dzeko'nun uyum sorunu olacağını da hiç tahmin etmiyorum. Zaten hazırlık maçlarında da bunu gösterdi. O konuda da bir sıkıntı yok. Yeter ki Fenerbahçe bu oyuncuyu besleyebilecek varyasyonları yapabilsin. Ve eksik olan bölgeleri, yani kenar bölgelere transferleri yapabilsin. Şimdi elinizde sizin Edin Dzeko gibi bir isim varsa bu oyuncuyu tabiri caizse işte beslemelisiniz. Yani kenarlardan iyi gelmelisiniz. Çünkü pivot bir santrafordan bahsediyoruz. Hani her özelliği olan bir oyuncu. Özellikle hava toplarında çok etkili ama onun dışında da etkili olabilen, fiziğini iyi kullanabilen bir oyuncu Dzeko. O yüzden Fenerbahçe işte sol kenara oyuncu bakıyor. Bu transferi aynı onun kalitesinde bir oyuncuyla getirebilirlerse ben Dzeko'nun bu sezon çok iyi işler yapacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Yani daha önceki yaptığımız programlarda da şunu söyledim. Yeni sezonda bir kere çok üst düzey santrafor performansları bekliyor lig. Çok güzel goller bekliyor bizim ligi. Niye? Sezona iyi bir başlangıç yapan, yani kampta iyi bir kamp geçiren Abubakar, yine aynı şekilde iyi bir kamp dönemi geçiren Edin Dzeko, kalitesi tartışılmayacak, geçtiğimiz sezon yaptıkları ortada olan bir Icardi, biraz belki bir süre alacak Icardi'nin toparlaması ama 3 büyük kulübünde 3 tane kaliteli birinci santraforu var. O bizim için çok iyi bir şey. Bizim için derken sporseverler için çok lig iyi için bir şey. Lig için keyif verecek bir kere. Ama bir yandan da baktığımız zaman iyi de stoperler gelmeye başladı. Yani o da çok önemli. Şimdi Fenerbahçe alıyor. Galatasaray'ın stoperleri ortada. Beşiktaş hala stoper transferi yapacak. Yapmak zorunda. Aldığı oyuncular var. İşte Amert'e olsun özellikle. Yani değişik bir lig bizi bekliyor bu sezon. Ama ben Dzeko'nun son yıllarda o Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Valencia bence çok iyi performans sergiledi. Valencia'da çok unutturacak bir isim olduğunu söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe'nin hep ne diyorduk sıkıntısı? Tutanında sıkıntı vardı evet ama yalnızca Altay'ın problemi değildi bu. Öndeki oyuncuların tutarsızlığı savunma anlamında. Atanda da sorun oluyordu. Böyle tam bir bitirici santrofor eksikliği vardı. Valencia bence hala öyle bitirici bir santrofor değil. Topla hareket etmeyi seven, topla gitmeyi seven bir oyuncu Valencia. Başka ama bir sistemle, başka bir hocayla bu kadar gol atabileceğine ben inanmıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Olmazdı. Ama elinizde şu sezon, bu sezon Dzeko gibi tam bir nokta santrafor, İş bitirebilecek bir santrafor var. Yani Fenerbahçe ve İsmail Kartal bunu değerlendirmesi lazım. Yani İsmail Hoca'nın ana prensibi büyük ihtimal öyle olacaktır zaten. Bütün her yol Dzeko'ya çıkmalı. Bütün topları Dzeko'ya buluşturacaksınız. Çünkü elinize böyle bir oyuncu olduğu müddet bunu yapmazsanız zaten sıkıntı çekersiniz. Ben zaten Fenerbahçe'nin bu sezon Fenerbahçe ilk 11'de oynayacak oyuncuların hemen hemen hepsinin topu ayağına aldıklarında hep Dzeko'yla buluşturacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin oyun prensibi bu olacak. Alın Dzeko'ya verin. Başka bir çaresi yok zaten. Çünkü elinizde böyle bir kaliteli santrafor varsa kullanmak zorundasınız. Bunu yapamazsanız o zaman sıkıntı yaşarsınız. Şimdi hazırlık maçlarında da bir iki maçı seyrettim ben. Hakikaten yani hareketli, yerinde duramıyor, pozisyonu kokluyor. Yani onu dedim demin. 3 büyük kulübün de santraforları golü koklayan santraforlar aldı. Bu çok önemli. Bir ara Mario Gomez vardı. Ben hala iddialıyım. Mario Gomez'in dışında Beşiktaş'a yani gelmiş geçmiş en önemli santrafor. Yani ben Dzeko'nun da belki o pozisyona girebilecek durumda olduğunu söyleyebilirim. Kaptanlık verilmesi hakikaten ona yeniden geleyim. Kaptanlık verilmesi çok önemli. Çok büyük bir sorumluluk. Şimdi isterseniz evet dünya yıldızı da olabilirsiniz. Dzeko da Avrupa'da nam salmış bir oyuncu ama bu kaptanlığı vermek ona bence ekstra bir sorumluluk atacaktır. Yani biraz Türk oyuncusu olsa sadece duygusal bakabilir diyebiliriz. İşte takımın kaptanı oldum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu kulüplerin kaptanı olmak çok büyük bir onurdur. Dzeko gibi bir yıldız oyuncunun da kaptanlığa getirilmesi, kendisinin de buradan bir şeyler alacağını düşünüyorum ben. Kim bu kararı düşündüyse gerek büyük ihtimal İsmail Hoca, yönetim, Sayın Başkan çok iyi bir yerinde bir karar almış. Bir kere baştan oyuncuya sorumluluk verdiler. Yanındaki oyuncular da Dzeko'ya katılacaklardır. Katıldıkları takdirde de zaten Fenerbahçe'de o zaman zaman yaşanan gol krizi bence son bulacak. Bakıyorsunuz birinci santrafor tamam Dzeko. Olmadığı zaman ikinci adam Batshuayi. Batshuayi de kesinlikle kötü bir oyuncu değil. Geçtiğimiz sezon sakatlanmasaydı bence çok daha farklı yerlerde biz görecektik Batshuayi. Özellikle Beşiktaş'ta da ben beğeniyordum. Fenerbahçe'nin 2 tane kaliteli golcüsü var. Onu söyleyebilirim. Ha, şimdi yapılacak nedir? Yapılacak iş kenarlardan topu bu kaliteli golcülere aktarmak. Ha, bir tane illaki kenara, sol kanada özellikle oyuncu alacaktır zaten. Yani Zaha olmadı. Zaha'nın yerine... Sol kanada değil artık, alırsa sağ kanada. Yani sağ kanada alacak, evet. Yani kenarlarda da sıkıntı, sağ kenarda da zaten biraz sıkıntı var. Emre Mor var orada. Evet, Emre Mor var ama yani... Artı 3'ten dolayı, yoksa benim de yani hayalimdeki Fenerbahçe'nin hayalindeki Fenerbahçe'de Emre Mor 11 değil ama artı 3 denklemi de mecbursun. Evet, olabilir. Kaleyi Livakovic'i istiyorsun. İstersen. 2 tane stoperin Banko yabancı olacak. Beka, Cikuya da Luan Perez. Bir tane bekin Türk olacak, hadi Ferdi sağ ya da sol. O sağ ya da o sağ böyle oynayacak. 6 numaran İsmail olsun. Herhalde 8 Şimanski olur. 10 Tadiç olur. Forvet Dzeko. Bir taraf Kent. İster istemez İrfan Can veya Emre Mor'dan birini kullanacaksın gibi şu denklemde. Ben yakalamışken seni sorayım Kerem, yani Zaha sağ açık olmaz mı? Zaha olur ama soldaki kadar verimli olmaz. Çünkü oyuncunun aslında hücumdayken, top ayağındayken yaptığı en iyi şey İçeri kat edip sağ ayağını kullanmak. Sağ ayağıyla şut düşünmek. Asist sayılarına bak. Asist sayıları düşüktür gol sayılarına göre. Arada 7-8 bir fark vardır. 9 gol atar. Doğru. 2 asist şimdi yapar. Sen söyleyince Geri Rodriguez'i düşündüm. Geri Rodriguez Tudor dönemi hep sağ açık oynayıp Gomis'e gol attırıyordu. Evet. Fatih Hoca sola çekince kendi gol attı. Oynamaz diye bir şey yok. Ama oyuncu orada kendisini iyi hissetmez. Bu arada yani Zaha'nın ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan bahsediyoruz ama eksilerinden de belki biraz bahsetmek de gerekebilir. Ben çok uzun yıllardır izlediğim için söylüyorum. Mental olarak çok iyi bir profesyonel değil saha içinde. Dışını bilmiyorum. Hazırlık olarak nedir durumu onu bilemem. Netice itibariyle antrenmanları takip etme gibi bir şansımız yok. Ama hakemle dalaşabilir, ondan sonra morali bozulabilir. Saha içinde biraz görünmediği anlar olabilir. Böyle bir profiliniz de elinizde varsa onu en iyi değerlendirebileceğiniz pozisyonda kullanmanız her zaman artınızdır. Doğru, bunu söyleyeyim. Doğru. Hep bizde şu muhabbet vardır ya, hakeme itiraz etmez. İşte İngiltere Premier Lig'deki oyuncular tartışmaz vesaire. Bizim ligle mukayese ederiz. Doğrudur ama Zaha İngiltere Premier Lig'indeki işte o oyuncudur. Hakemle de dalaşır. Düşünüyorum rakiple de dalaşır. Yani şimdi Hacı'yı severdim. Melo'yu da hep hakemle uğraşan oyuncular. Oyuncuyu seviyorsun. Mesela Oliveira da hakemle çok diyaloğa giriyor. Saha içinde. Yani aynı dil konuşmasa da. Ben Kartal abinin sözlerine şöyle bir ek yapmak istiyorum Kerem. Yani Altay'dan kaptanlık alındı. Evet. Orada bir problem var. Fenerbahçe 4 gol yediğinde Beşiktaş'ta. Altay ameliyat kararı aldı. Bence yönetim anlamında o anlam kredisini bitirdi. Yani işte İrfan Can Eğribayat'ın 6 ay kadar performans vereceğini bilmiyorduk. 6 ay kadar oynadı bakarsak. Evet. Ama bir bakarsak ben sezon başı İrfan Can transferi olumsuz bakanların Göztepe'yle, çünkü çok kötü sezon geçirmişti. 6 ay Fenerbahçe'nin kaptanıydı. Ben Muslera ya da Uğurcan gibi bir figür olmadığı sürece kalecinin kaptan olmasına karşıyım. Yani daha, çünkü kaleci ceza sahasını terk ettiğinde sarı kart görüyor. Oyuna o kadar müdahale edemiyorsun. Dzeko önemli. Şunu düşündüm Kerem, benim bildiğim Ajax'ın da kaptanı Tadiç'ti. Bekao'nun da Udinese görüntülerinde kaptanlık bandıyla böyle seromeninde videolarını izledim gibi yani. Şundan dolayı Kartal abi, geçen sene Fenerbahçe'nin en temel problemi lider oyuncusu yoktu. Yok, doğru. Yani Fenerbahçe'nin en iyi 2 oyuncusu Valencia ile Ferdi'ydi. Evet. Hem A sınıf oyuncular değil hem de lider oyuncular değil. Bu sefer A sınıf oyuncular da aldı. Dzeko gibi, Tadiç gibi. Bekao da anlamda lider bir oyuncu profili veriyor bana. Şundan dolayı bir de Kerem, ezber bir yorum olacak ama kimse kolay kolay stopere 8-9 milyon euro vermez. O rakamları verdiğiniz stoperin ben çok kötü çıkma olasılığı. Yani hücum hattında o tarz karavan denemeler oluyor bazen. Çok yüksek paralar verip hiç katkılamanın oyuncu oluyor işte. Mesela Kresic bir anda dibe vurmuştu. Juventus sonrasında işte Fenerbahçe olmadı ama stoper, ben çok yüksek paralara gelip de benim çok beğenmediğim tek stoper Çejo olabilir. Çejo'ya Galatasaray 6 küsür milyon euro vermişti. Bence öyle çok aman aman bir stoper değildi. Hoş, onda Galatasaray kariyerinde şampiyonlukta payı var. Önemli gol katkıları oldu ama anormal savunma hataları da yapardı. Şundan dolayı yani ucuz denemeler olmuyor stoperde. İşte Fenerbahçe bunun faturasını ödedi geçen sene. Kim Min-jae'yi sattı. Samet Akaydın ucuz olmadı diyemeyiz ama olmadı. Gustavo Henrique hiç olmadı. Luan Perez zaten sezonun çoğunluğunda sakattı. Şimdi bakarsak Beka, Ciku, Luan Perez, Serdar Aziz ya da Samet. Fena bir stoper rotasyonu olmadı. Beka ile Ciko oynayacak yani görünen o. Yani başka türlü yapamazsın sen. Yani çünkü ağızları yandı bir kere Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetinin geçtiğimiz sezon. İki stoperinin çok kaliteli olması lazım. Yani ben artık Samet'in de çok fazla şans bulacağını düşünmüyorum. Belki yerli anlamında kalabilir. Ama İsmail Hoca'nın da ya Samet ya Serdar'dan birini tercih yapıp göndereceğini düşünüyorum. Yani fazladan da bu kadar stoper bolluğu yaratmak istemezler. Çünkü şu anki tabloda iki stoperin yabancı olacak o tandeminde. İşte kalede ne olacak? Ben hala onda bazı şüphelerim var. Yani Livankovic'i getirdiniz, tamam. Bence çok iyi bir kaleci. Hı. Alırsa Fenerbahçe iyi bir iş yapmış olur ama bu sefer kontenjanınızı dolduruyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Yani o anlamda yerliyi nerede oynatacaksınız ki? Fenerbahçe'nin orta sahası da inanılmaz artık dolmuş durumda. Ya kimi keseceksin yabancı? O büyük sıkıntı olacak. Bakın tamam. Maalesef bizim kulüplerimiz hep bunu yapıyor. Yalnız Fenerbahçe için söylemiyorum. Beşiktaş'ta yapıyor, Galatasaray'da yapıyor. Böyle bir anda bir bölgeye inanılmaz bir şekilde dolduruyorlar. Bunun sıkıntısını ilerleyen haftalarda çok çekiyorlar. Fenerbahçe zaten geçtiğimiz sezon yaşadı bunu. Yani herkes dedi ki bir tane Kim Min-jae'den sonra bir kaliteli stoper alın, bu iş bitsin. Yani bir tane, üç tane alacağına bir tane alacaksın. Nasıl geçmişte Beşiktaş'ta örnek veriyorum Zago Ronaldo vardı. İşte Fenerbahçe'de aynı Üçeler Hökler vardı. Yani bir tane kaliteli stoper alsaydı Fenerbahçe belki geçtiğimiz sezon şampiyon olacaktı. Evet. Yani şampiyonluğa mal oldu stoper almaması. Şimdi bakıyoruz bu sefer burada bir şey var. Yoğunluk var. Ne yapacaksın? Kalede evet Altay. Altay'ı bence küstürdüler. Altay bu saatten sonra kalırsa ne gibi fayda sağlar? Çok fayda sağlayacağını zannetmiyorum. Kaptanlığını aldınız elinden. Bu bir kere bir moral bozukluğu illaki yaratacaktır. Yani şimdi ister istemez. Ha belki Altay bunu dışarı vurmayacaktır. Hı hı. Ama şimdi siz dışarıdan yabancı bir transfer, yabancı bir oyuncu geliyor. Türk bir oyuncunun elinden kaptanlığını alıyor. İlk gelir gelmez. Tamam isim Dzeko. Ona kimse bir şey diyemez ama ister istemez bir bozulursun yani. Altay'ın da ben bozulduğunu düşünüyorum. Moral güvensizlik bir kere var. Altay'dan çok verim sağlayamayacağı kanaatindeyim ama yabancı kaleciyle de burayı doldurursanız bu ne olacak? Nereden kimi oynatacaksın? O çok bir sıkıntı yani. Fenerbahçe'yi evet kadro anlamında bence bu sene çok daha kaliteli bir kadroya sahipler. Hı hı. Bu sefer de şey derdi başlayacak İsmail Kartal'ın. Ne yapsam her maça kimle çıkacağım? Avrupa'da tamam sıkıntı yok. 11 oyuncuyu değiştir, yabancı yap. Ama içeride neyle oynayacaksın? Kimle oynayacaksın? Şimdi Emre Mor diyor, doğru. Emre Mor beğendiğim bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu ama sadece bir Emre Mor götüremez yani bu işi. Tek başına Emre Mor'a orada güvenemezsin. Emre'de de istikrar problemi var. Yani orada da sorun yaşayacaklar. İşte kulüpler planlamalarını yaparlarken buna göre yapmak zorundalar. İşte bir bölgeye şunu doldurayım, yabancı doldurayım falan olmaz. Yani sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Küçük bir şey söyleyeyim bu arada. Sonrasında bir kim bilir yapalım. İzleyiciler yazıyor. Bakın bakalım Zaha kariyerinde kaç maç sağ kanatta, kaç maç sol kanatta oynamış. Bilgi sahibi olmadan konuşuyorsunuz tarzı bazı mesajlar geliyor. Yani Transfermarkt'tan bir görüntüyü alıp oraya koyup bunun üzerine konuşmak kolay. Ben de o zaman izleyiciye şunu söyleyeyim. Çok özür dileyerek. Siz bakın bakalım son 5 sezonda kaç kez sağ kanatta oynamış. Yani adam 2016'da, 2015'te, 2017'de sağ kanatta daha yoğunluklu olarak oynadı. Ama 5 yıldır sol kanatta oynuyor. Zaman zaman santrfor olarak kullanılıyor. Sağ kanatta da belki 5-10 tane maçı vardır. Yani bu açıdan sol kanatta son döneminde daha verimli olduğu için 5 yıllık performansı son 5 yıl üzerinden konuşalım. 2016'daki Zaha'yla bugünkü Zaha aynı oyuncu değil. Bir kim bilir yapalım. Bu konuda da en çok sen bilgi sahibisin. Hayır, ben yani Premier Ligi, Süper Lig'den daha çok evet izliyorum. Eğer yani Premier Lig'le ilgili Zaha ile ilgili bir fikrim yoksa zaten benim bu işi bırakıp başka bir şey yapmam lazım. Ama kim bilir değil, ben kimim? Ben kimim? Doğru. Ben bir dakika. Ama bunu bilmiyorum. Ben kimim değil. Ben kimime geçmeden bir mesaj daha geldi. Hadi ver. Çok sevdiğim Suçescu'nun yakın arkadaşı Süreyya Ertuğrul. Ülkenin sayılı böyle spor işletmecilerinden biridir. Antalya'da çok önemli bir otelde. Ona da buradan saygılar. Asos'ta ailece izliyormuş. Bu gece inanılmaz izleniyoruz ha Kerem. Kerem bu arada evet, mesajdan geçilmiyor. Senin verdiğin örnek arkadaşım yönlendirdi beni sağ olsun. Kader Keita. Mesela sağa çıktı, sola geçtiği zaman performans düşerdi diyor. Evet. O da şimdi ne yapacak diyor. Yani hem Kerem Aktürkoğlu solda hem Zaha solda. Kader Keit'i hatırlarsın. Sağ ön inanılmaz uçup gidiyordu. Tabii. Arada Arda'nın sanırım sakatlan dönemi olabilir. Onu sol tarafa kaydırdılar her yerde oynar mantığıyla. Hı hı. Mesela Keita'da olmamıştı o. O doğru da zaten çizgiyi kullanarak giden bir oyuncuydu. İçeri kat ederek verimli olan bir oyuncu değildi. Çok iyi bir şutör değildi mesela. Doğru, sağ ayaklıydı Keita. Sağ ayaklıydı tabii. Bir de o dönemki futbolda çok ters ayaklı Stoll'la mı başladı yani? 2010 sonrası Furya ile başladı o ters ayaklı açık kanat oyuncuları. Ribery de sağ ayaklı değil mi? Ribery de sağ ayaklıydı. Sağ çıktı, öyleydi genelde. Evet. Sonradan o da sola tabii zaten devşirilmişti. Futbolla birlikte. Evet, Bayern'de zaten sağda Robben varken. Ribery de iyi futbolcu. Solda da Ribery oynayabilir. Ribery büyük oyuncu. Robben hangi? Robben solak değil miydi? Robben solak. Soldu, solda sağ kanat. Doğru. Solak sağ oynuyordu değil mi? Tabii sağ oynuyordu. Evet, ekrana getirelim. Bir oyuncu üzerine konuşacağız. Ben kimim? Kariyerimde 7 farklı takımda forma giydim. Futbolu Çin Süper Ligi'nde bıraktım. Paris Saint-Germain'de geçirdiğim yılları özlüyorum. Carlo Ancelotti'nin yeri bende ayrıdır. Gökhan İnler Adana'yı sevdiğini hep söylerdi. Aa, Gökhan İnler Adana'yı sevdiğini. Gökhan İnler'i tanıyor. Yani sonuncusu, sonu çok görmeyin. Gökhan İnler'le beraber oynamış yani netice itibariyle. Gökhan İnler'le şeydi... Bir yerde oynamış. Gökhan İnler'le bir yerde. Bir kere İnler'le denklemi mi söylüyorum. Napoli, Ancelotti Napoli'yi çalıştırdı. Ha, İtalya'da doğru. Napoli. Bir dakika Kerem, ben doğru mu hatırlıyorum? Çalıştırdı mı Napoli'yi böyle 2013'lerde? Çok başarılı değildi de. Ya da Higuain'li şampiyonluk kaçmıştı Napoli'nin. Ancelotti miydi hocası? Hatırlıyor musun o sezonu? Bir göz atacağım. 2015-2016. 2018-2019. Ancelotti. Evet. Sonra Everton yaptı. 18-19'da tam çalışıyor, 19-20'nin ortasında ayrılıyor. Everton'a gidiyor, doğru. Ama o dediğim sezonu hatırladın değil mi? Napoli Juventus. Evet. Şimdi düşünelim abi. Napoli Juventus, Napoli'den bir oyuncu düşün abi. Napoli. Futbol içinde yoksa tam böyle uygundu. Ama PSG'si yok ya. Kim? Hamşik diyecektim o, çünkü hiç yapmadın mı Napoli'den Çin? Sonra döndü İsveç, oradan aktarma Trabzon. Ama Hamşik futbolu Çin'de bırakmadı. Tabii artı PSG'si yok. PSG günlerini özlüyor bir de. Bu oyuncu futbolu Çin'de bırakıyor. Bu arada sana güvenerek 3,5 dakika kala başladık. Bence evet, ben yok söyleyeyim. Biraz beyin jimnastiği yaptım. Yok şimdi futbolu hemen... bence gayet erken diyebileceğimiz bir yaşta bıraktı. Ya olabilir mi? Söyleyeceğim. Arjantinli. Biraz kilolu gözüküyor. PSG oynadı. Napoli'de oynadı da ismi gelmedi aklıma Kerem. Böyle kirli sakallı. Kavruk bir teni var. Lorenzo Insigne'ye benziyor böyle ismi. Neydi? Arjantinli. Lavezzi. Vay be. Doğru buldum değil mi? Nasıl yapıyorsun bunu? Ya şarteller bazen... Biraz uzun mu sürdü bu sefer bulmak? Insigne bak. Insigne'ye benzettim ismini. Evet. Tamam, doğru. Lavezzi, doğru. Lavezzi. Çok ben böyle Vedat Okyar'ına et mi balık mı anlamadığım gibi çok böyle anlayabildiğim bir oyuncu değil de üst seviye mi? İyi oyuncu mu? Bilemiyorum. Beni çok ikna etmiş bir oyuncu değildi. Erken bırakıyor bu arada futbolu. Şu an hala 38 yaşında. Futbolda 2019'da bıraktı. Erken bırakmış. Evet. Yani 34 yaşlarında bırakıyor. 35'ten aşağı bırakan bir Zidane vardır. O zirvede bıraktı, ayrı konu, finalde. Evet. Bildik mi? Şimdi yani süreyi doldurduk mu? Süreyi doldurduk. Kaç saniyemiz var? İzleyicilerimiz. Evet, şimdi noktayı koyalım bu bölüme. Kısa bir araya gidelim. Az sonra yeniden birlikte olacağız sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın gündemini de Kartal Yiğit'le mutlaka değerlendireceğiz. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde biraz daha Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor üzerine konuşacağız. Ancak Kartal Yiğit'e Ceyhun Kazancı'nın durumunu sorarak başlamak istiyorum. Ahmet Nur Çebi'ye istifasını ilettiği konuşuluyor ki daha önce de böyle bir durum söz konusu olmuş ama evet, kabul edilmemişti. Görevine devam etmişti Ceyhun Kazancı. Şu anda durum nedir? Şimdi Kerem, biliyorsunuz Şenol Hoca ilk geldiğinde basın toplantısında yanında Ceyhun Kazancı ile beraberdi. Evet. Başkan da bir tarafındaydı. İlk sözlerinden biri Ceyhun Bey ile ilgiliydi. Yani dakika bir Ceyhun Kazancı'ya mesaj göndermişti. Burada artık konuşmak yok, iş yapacaksınız şeklinde. Yani orada ben... Ceyhun Kazancı da yanındayken... Tabii yanındayken, evet, büyük bir mesaj gönderdi. Yani ben açıkçası belki de biraz kibar dille çok fazla çalışmak istemiyorum der gibiydi Şenol Hoca'nın. Ben öyle yorumladım. Yani şöyle konuştu. O mesajları. Şunu söylesek yanlış olur mu? Rencide edici konuştu. Bence rencide ediciydi. Evet. Yani orada ben açıkçası belki o gün beklerdim Ceyhun Kazancı'nın istifa kararını. Ama o günden kısa bir süre sonra o kararı almıştı Ceyhun Bey. Ve bunu başkana iletmişti. Daha o zaman iplerin koptuğunu, daha sezon başıyken Şenol Hoca geldiğinde bu iş bitmişti. Kendisi Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye bundan sonra çalışmayacağını dile getirmişti Şenol Hoca'nın ilk geldiğinde. Fakat Ahmet Nur Çebi Sayın Kazancı'nın arkasında durdu. Kesinlikle istifa gibi bir düşüncesi olmaması gerektiğini, yola devam edeceklerini kendisiyle iletince o gün dondurulmuştu istifa olayı. Şimdi sezon başı transferler de gecikince, kampa da oyuncu gelmeyince, sosyal medyada özellikle taraftarlar bir olmuşçasına Ceyhun Kazancı aleyhine bir kampanya yürütünce Sayın Kazancı dayanamadı, görevi bıraktı. Ben yayına gelmeden önce kendisiyle mesajlaştım. Yani sonuçta ortada bir şey geçiyor. İşte istifayla ilgili olarak yetkili ağızdan bu işi sormadan gazetecilik yapamazsınız. Sordum, bana söyledi, evet ben istifa ettim. Çünkü bazı şeyler üst üste geldi. Bu saatten sonra ben Beşiktaş'a faydalı olamam. Bırakma kararım var ama Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile henüz görüşmedik. Başkanla görüştükten sonra bu iş resmiyete kavuşacak. Zaten ondan sonra hem kulüp hem Ceyhun Kazancı bunu resmi yollardan dile açıklamış olacak, deklare etmiş olacak. Fakat burada şöyle bir ayrıntı var. Sayın Ahmet Nur Çebi Ceyhun Kazancı'yı bir yol arkadaşı olarak görüyor. Yani çok ayrılmasından yana değil. Bugüne kadar hakikaten çok destek oldu. Bazı şeyleri kendisine bıraktı. Ama maalesef ülkemizde öyle bir ortam var ki ve öyle bir futbol iklimi var ki, daha doğrusu sportif direktörlük gibi bir görevin ben başarılı olacağını hiç düşünmüyorum. Yani başarılı olma şansı yok ülkemiz futbolunda. Çünkü yöneticilerin karıştığı, başkanların karıştığı, hocaların karıştığı bir ortamda bu tip bir yetkilendirme, görevlendirme başarılı olamaz. Burada da olmadı. Ha, şunu söyleyebilirim. Burada çok başkan çok fazla karışmadı. Onu söyleyebilirim. Şenol Hoca da bazı şeylerde karıştı, bazı şeylerde karışmadı. Ama Ceyhun Kazancı özellikle bu sezonki sıkıntılardan dolayı biraz da psikolojisinin de ben bozulduğunu düşünüyorum. Haksız bazı suçlamalar yapıldı. Evet, haklı olan eleştiriler de var. Kabul ediyorum. Mesela bu sezon bence bir plan program yapılmış gibi durmuyor Beşiktaş'ta. Yani transferlere baktığımız zaman, gelen oyunculara baktığımız zaman kampa hocanın isteğine rağmen takviye yapılmaması, bunlar bir bakıma Ceyhun Kazancı'nın artık burada ipleri koparma noktasına getirdiğinin kanıtıydı. Görev yaptığı dönemde başarısız mıydı? Bence başarısız değildi. Niye bunu söylüyorum? Şimdi bazı yine tepkiler olabilir. Çünkü taraftarların çok yoğun tepkisi var Ceyhun Kazancı'ya. Sadece Ceyhun Kazancı'nın ben burada tek suçlu olduğunu düşünmüyorum. Bunun perde arkasında bazı başrolde olan isimler de var. Yönetim kanadında da var, camia içinden de var, camia dışından da var, taraftarlardan da var. Yani buraya gelinmişlik sadece Ceyhun Kazancı'nın yaptığı hatalardan dolayı değil. Genele vurduğumuzda ben Ceyhun Bey'in başarısız bir yönetici olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bakıyorsunuz işte sayısı getiren Ceyhun Kazancı, Redmond'u getiren Ceyhun Kazancı, Rozier'i getiren Ceyhun Kazancı, Masuako'yu getiren Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe'nin de istediği Abu Bakar'ı tekrardan o aradaki sıkıntıları giderip forma giydiren Ceyhun Kazancı. Daha ne? Yani bu oyuncuların hepsi Beşiktaş'ta başarılı oldu. Ha, başarısız olduğu transferler oldu mu? Oldu. Özellikle mesela Dele Alli konusunda yanıldı. Olmadı. Ve tepkileri o zaman dinleseydi, getirmeseydi bu da yaşanmayacaktı. Onun dışında evet Valerian İsmail Beşiktaş'ın belki kapasitesinde bir teknik adam değildi. Ama o günkü özellikle mali şartlar mecburen Beşiktaş'ı Valerian İsmail'e götürdü. Yani bunu ben yöneticilerle de konuştum, başkanla da konuştum. Çok fazla alternatif yoktu. Şenol Hoca'nın da gelme durumu yoktu o dönem. Mecburen Beşiktaş Valerian İsmail'e gitti. Valerian İsmail'e giderken amaç bir yapılanmaydı. Uzun vadede bir yapılanmaydı. Ama burada başkan da zaten her türlü açıklamasında bunu söyledi. Yani biz bir dönem yapılanma olacak. Altyapıdan oyuncu çıkaracağız. Ama şurada bu unutuldu. Maalesef ki Türkiye'de, ligimizde öyle yapılanmaya kimse müsaade etmiyor. Sabır yok. Yani değil Valerian İsmail'e dünyanın en iyi oyuncularından birini getirin. 3-4 maç kaybetsin Beşiktaş'ın başında ya da Fenerbahçe, Galatasaray. Onlar bile tartışılmaya başlayacaktı. Konuşulacaktı. Ve nitekim dayanmayıp ayrılacaklardı. Valerian İsmail zaten dayanamadı, gitti o baskıyı görünce. Yani bakıldığı zaman Ceyhun Bey getirilirken o profili sağlayabiliyor muydu? Bence sağlayabiliyordu. Yani tamam, belki futbol oynamamış olabilir. Her futbol oynayan inanılmaz bir futbol görüşü olacak diye bir kaide yok. Yani Mourinho, maç izlemeyen futbolcular var. Var yani. Çok fazla maç izlemeyen hocalar var. Yani Mourinho bile tercümanlıktan hoca olmuş. Onlardan biri Batistuta. Doğru. Çok fazla var. Sergen Yalçın. Benim bizzat bildiğim oyuncular var da söyleyeceğim. Sergen Yalçın maç izlemeyi şimdi sevmez. Şimdi Batistuta'nın cevap hakkı yok ya bana karşı. Evet. Rahatsız yani. Herhalde aslında takip etmiyordur Kerem yani. Yani iş sadece böyle futbolun içinden gelmekle olmuyor. Yani Ceyhun Kazancı Beşiktaş camiasının çok fazla tanımadığı, içinden gelmediği bir isimdi. Ha, onun yerine efsanelerden birini getirebilirdiniz ama geçmişte vardı. Ali Gültiken de geldi. Tigan Hoca'yla çoğu tartışmalar yaşandı. Olmadı, tutmadı, tutmuyor. Yani bu müessese tutmuyor. Bundan sonra da kapanacak zaten. Ben olsam bu olay kapandıktan sonra bir daha böyle bir direktörmüş falan, bir de menajermiş falan getirmem. Zaten getirmeyeceklerdi. Onu da söyleyeyim, bir bilgi daha. Beşiktaş Ceyhun Kazancı'dan sonra transfer işlerini halletmek için bir menajerle anlaştı. Bilmiyorum, isim veriliyor mu menajer ismi? Yani hadi vermeyelim ya da verin, bilmiyorum. Önemli bir menajerle anlaştı, yerli. Bundan sonra transferleri, yani bu dönem özellikle o isim yapacak. Çünkü zaman daraldı. Taraftarın sabrı kalmadı. Şimdi taraftar bakıyor, bir tarafta işte en son Zaha gelmiş. Makambu gelmiş, Icardi'yi almışsın yeniden. Öbür tarafta Tadic gelmiş, Dzeko gelmiş. Taraftar ister istemez diyor ki ya biz ne yapıyoruz? Bu yönetim uyuyor mu? Biz almayacağız mı yıldız? Evet, taraftar çoğu zaman hakkıdır. Ama şunu da bilsinler. Yani ekonomik şartlar da iyi değil. Her kulübün ekonomik şartı iyi değil. İyi değil. Yani şimdi her kulüp aynı değil. Her kulüp farklı harcama yapabilir. Şimdi Fenerbahçe farklı yapabilir. Fenerbahçe'nin başkanı, sponsorları, kendi şirketinin sponsorları. Oradan istediği transferi cebinden de çıkarıyor, veriyor. Galatasaray sponsor bulmuş, yapıyor. Beşiktaş şu an onu yapacak durumda değil. Ya biraz taraftar da anlayışlı olmalı. Ya ben o yönden de şimdi taraftara hak veriyorum ama biraz da anlayışlı olsunlar. Yani ben yapım gereği ve objektif olduğumdan dolayı da kimsenin adamı değilim. Ne yönetimin adamıyım, ne bilmem nenin adamıyım. Şimdi ben burada Ahmet Nur Çebi'yi savunurmuş gibi gözüküyorum. Kesinlikle de savunmuyorum. Ama Ahmet Başkan, hatırlayın, göreve geldiği zaman bu kulübün icra dosyaları üst üsteydi ya. Ve kulübün önünde kamyonlar, tırlar bekliyordu. Biz bunları haber yaptık. Ne hazindir ki kulübün bilgisayarlarına el konuldu ya. Bilgisayarların fişlerini çektiler. Haciz memurları bunları aldılar. Ahmet Nur Çebi bunları dur dedi. Yani kusura bakmayın yani, bunlar da unutulmasın. Yani şimdi nankörlük oluyor. Nankörlük etmesinler. Yani Ahmet Nur Çebi, evet, savunduğumuz yanı, eleştirdiğimiz yanlar da var, yanı da var. Ama kulüp Ahmet Nur Çebi olmasaydı kimse çıkmıyordu ya. Resmen belki de kayyuma gidecekti. bu borçlar ödendi. Şu an Beşiktaş'ta futbolcuların alacakları inanın günü gününe. Yani belki bir hafta, hadi bilemedin 10 gün gecikiyordur. Günü gününe ödeniyor. Şenol Hoca zaten bunu istiyor. Günü gününe ödenin. Yani yıldız oyuncu gelmedi diye ortalık ayağa kalkmış durumda. Ceyhun Kazancı günah keçisi oldu. Dayanamadı adam, bıraktı gitti. Yani biraz taraftarlarına sabırlı olmasını diliyorum ben. Bu benim düşüncem bu. Hı hı. Ama tabii ki de olmayacak da değil. Bakın ismini öğrenemedim. Yakın programlarda öğreneceğim. Çok önemli bir yıldız oyuncuyla temasta Beşiktaş. Kenar oyuncusuyla. O zaman belki bu eleştirileri yapan arkadaşlar pişman olacaklar. Çok önemli bir yıldız oyuncu gelecek Beşiktaş'a. Yani ana tablo çok fazla yıldız olmadan takım oyuncusu. Olabilir mi? Olabilir. O var. Onun dışında bir tane daha varmış yani görüştükleri. Olacak, bunu söyleyeyim yani. Kesinlikle olacak. Tamam, geç kaldı mı? Geç kaldı. Yani ama çok fazla böyle bir panik ortamı var. Eyvahlar var, bittikler var. Yani daha şeyin 2 aya yakın süre var transferin noktalanmasına. Tamam, geç kalmak iyi bir şey değildir. Kampa en kötü 2 oyuncu getirmesi lazımdı Beşiktaş'ın. Bunu yapamadılar. Şimdi alınan oyuncular çok üst düzey oyuncular mı? Evet, değil. Yani sen daha iyi tanıyorsun. Amerte olsun, Onan olsun ama işte yapacak oyuncular. Onana ile ilgili hiçbir şey söyleyemem, izlemedim. Ben de söyleyemem. Merak ediyorum, seyredeceğim. Ben de söyleyemem. Ben Amarte ile ilgili soru işaretini söyleyebilir miyim sana Kerem? Tabii ki. Victor Nelson, bakmadım ama Galatasaray'a gelirken 200 maçı vardı. 98 doğumlu, 2021'de imza attı. 23 yaşında, şu an 300 yapmıştır. Yani Nelson yaşına göre tecrübeli bir oyuncu. Amarte'deki benim en şaşırdığım maç sayısı bana çok az geldi totalde. 255 maç. Ama şöyle düşün, 2016'da Leicester'a geliyor. Premier Lig'de çıktığı maç sayısı çok az, yani sezonluk 20 yapmıyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum Kerem? Ön taraf oyuncular rotasyondur ama stoper dediğin oynar. Yani stoper çok değişmez farkındaysan. Genelde ön tarafta gol atamayan, asist yapamayan arada değiştirirsin mesela. Evet. Bence daha fazla maç sayısı olmalı. Beni biraz o nasıl diyeyim, yani ikna etmedi, öyle söyleyeyim. 2 sezondur aslında geçmişe göre daha fazla süre alıyor. Aldı daha doğrusu. Dediğin şey tespit doğru mu? Önceki sezonlar evet. Az değil mi maç sayısı? Ben az gördüm yani maç sayısı. Benim hatırladığım ön libero olarak transfer edilmişti. Sonra stopere evrildi ama stoperde kendisini daha rahat hissettiğini söylüyor. Çok fazla üçlü savunma oynadığı, denediği dönemler de oldu Brandon Rodgers'ın. Bireysel olarak katkı ben sunabileceğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, Leicester Premier Lig'de son 2 sezonun en kötü savunma takımlarından biriydi. Ki hak ettikleri bir şekilde, maalesef üzüldüm düşmelerine ama hak ettikleri şekilde düştüler. Emirti de o takımın parçalarından bir tanesiydi. Ama burası Premier Lig değil. Onu da unutma. Bence, bilmiyorum, ben takıma katkı sağlanacağını düşünüyorum. Yani takım oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ben yine söylüyorum, üst düzey oyuncu mu? Çok benim Avrupa futbol bilgim yok sizler kadar. Ama oyuncular alındıktan sonra, yani isim olarak duymuşluğumuz var. Özellikle Amarte'yi biliyordum. Alındıktan sonra böyle alıcı gözle baktım ve analizleri de izledim. Kötü oyuncular değil. Kötü bir oyuncu mesela değil. Ben Beşiktaş'ta iş yapacağını düşünüyorum. Özellikle Amarte'yi. Yani ama yanındaki isim de önemli. Şimdi yanında Koley oynayacak. Koley kötü bir oyuncu değil ama zaman zaman çok büyük hatalar yapıyor. Koley'e dengeli stoper gerek. Evet profili. Yani sayısı eğer Amarte'nin yerine bir tane alırsanız bak mesela Lianco olsaydı kötü oyuncu değildi. Evet. Yani ikisi bir arada birbirini tamamlardı. Lianco olmadığı için şimdi Beşiktaş ne yapacak? Bir tane daha stoper alacak. Almak zorunda. Yani zaten elinde malzeme yok. Saiz kalsaydı, Saiz'sa Amerte, bak ben sana söyleyeyim, cuk otururdu. Onların açığını tamamlardı. Ama Kole ile Amerte bende yine soru işareti yapıyor. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız bu 2 stoperle gitmez. Avrupa'da da bir şey istiyorsanız gitmez. O yüzden... kaliteli bir stoper daha alırsa Beşiktaş, ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Kenarları zaten iyi, bekleri. Masako Rozier şu anda Türkiye'nin bence en iyi oyuncularından, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın kenar bekleri bir kere çok iyi. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi Onana evet biraz soru işareti. Bir de şu var, yani iyi bir para verdim bonservis olarak. Belki çok iyi oyuncudur Onana. Belki çok iyi. Çabuk diyorlar mesela, iyi oyuncu, şey kötü oyuncu değil diyorlar. Şöyle çabuk diyorlar ve savunması iyi. Zaten savunmada oynatacaklar. Yani ön libero'da oynatacaklar. Öyle bir oyuncu zaten aranıyordu. Zaten lazım. Savunması iyi. Savunma iyiyse bence sıkıntı yok. Zaten onun için alıyorsun. Yani bir 10 numara olarak almıyorsun zaten Onana'yı. Ama bakıldığı zaman şimdi Beşiktaş'a diyorlar ya, Para harcamıyor başkan, işte şey yapmıyor, bonservis. Ya 5 milyon euroya yakın bonservis parası verdin Onana'ya. Onana gibi bir oyuncuya, şimdi çok fazla ismi duyulmamış bir oyuncu. Lens'te oynuyor. Lens yani sıradan normal Fransa Ligi'nin. Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Gitti yani sıradan derken. Ama rotasyon oyuncusu. Orada oynamama anlamında söylüyorum evet. Ben. Yani devamlı oynama şeyi yok. Yani Lens tamam bakıldığı zaman Fransa'nın köklü kulüplerinden biri ama taraftarı yani çok taraftarı da olan ama yine de güzeldir. Tabii. Sarı kırmızıdır. Kötü takım değil. Ama tanımıyoruz yani çok fazla duymadık. Ben şeye baktım Kartal abi benimle yani Fransa Ligi'yle yatıp kalkmıyorum ama şu var 23 yaşında bir oyuncuya göre 3 kere bonservis verilmez Kerem. Totalde bir 8 milyon euro bonservis verilmiş oyuncuya. Bir sen de incelersen yani bir verirsin, iki verirsin, üç olmaz. Tabii demek ki var. Ama tabii şu da aklıma gelmiyor değil. Yani nacizane ligimizde maçları izliyoruz. Mesela ben geçen sezon Ankara güçlü Lamine Diak performansını çok beğendim. Lamine Diak'ın Fransa'ya gittiği koşullar yani mesela Beşiktaş düşünemez miydi? Düşmüyor değilim. 400 bin euro kiralama Nant'a gitti sanırım. Evet. Nant'ta tabii Mustafa Muhammed'den dolayı bizim ligimizi zaten takip ediyorlar. 2 milyon euro opsiyon bence denenebilecek bir risk. O da zorunlu yani. Bir opsiyon. Zorunlu. Hayır, şunu da izlediğim maçlarda mesela ben Diak'ı çok beğendim. Sanırım 2000 ya da 2001 sonrası onu. Ya bazen Ndiaye Şimi'yi de böyle izlediğiniz zaman anlarsın. Bu oyuncu transfer yapar dersin Avrupa'ya. Bizim büyüklerimizin görmesi gerek mesela. Trabzon zamanında gördü. Bakasetas'ı, yaşı olgun olsa da hemen o şampiyonluğa etki etti mesela. Yani bazen yurt içi de böyle transfer yapacaksın. Ben mesela Lamine Diak'la Beşiktaş'la demiyorum. Her takım ilgilenebilirdi büyük takım şampiyonla oynayan. Şimdi şeyde ne derler? Onana'nın şöyle de bir avantajı var. Yani gerçi aslında bakıldığı zaman yaşı 23. Yani çok genç bir oyuncu aldılar. Oğlu da tuttu. İleride Beşiktaş para kazanabilir mi? Kazanabilir. Yani ben niye bu kadar bonservis verildi demiyorum. Çünkü zamanında geçmişte 30'lu yaşlara gelmiş oyunculara bonservis paraları ödendi. Yani 23 yaşındaki bir oyuncuya bonservis parası verirsiniz. Ama tabii ki acaba ileride patlama yapıp satabilir misiniz? Yani biraz kapalı kutuymuş gibi geliyor Onana bana. Ama yorumlara bakıyorum. Oyuncunun özellikle savunma anlamında çabuk, tuttuğunu koparan, birebirlerde fiziki ikili mücadelelerde iyi olan bir oyuncudan bahsediliyor. Tek sıkıntısı ofansif özelliği çok yok. O biraz belki problem yaratabilir. Şenol Hoca'nın sisteminde bence o biraz fazla olması lazım bu sistemde. Ofansı seven bir teknik adam. Yani o yüzden bilmiyorum ne yapabilir ama genele baktığınızda iş yapabilecek oyuncular. Yani neden aldınız diyemezsiniz. Göreceğiz. Geçmişte Beşiktaş yakın geçmişte yani birçok oyuncu aldı. İşte en son canlı örnek Dele Alli. İsim marka diye aldınız. Hiçbir katkı sağlayamadan gitti. Yani Alex Teixeira'yı aldınız. Hiçbir şey yapamadı. Pjanic'i aldınız. 2-3 maç dışında hiçbir özellik, kendi özelliğini sahaya yansıtamadı. Ya bakıldığı zaman belki de böyle tutacak. Yani sadece yıldız, şimdi rakipler yıldız alıyor ama ya yıldız da hemen tutacak, sizi şampiyon yapacak diye bir kaide yok. O nedenle belki bu kadro da tutacak. Ama tabii ki bakıldığı zaman, taraftar açısından baktığım zaman mutlular mı? Mutlu değiller. Onlara da hak vermemek elde değil. Şunu da söylüyorum işte illaki bir tane yıldız oyuncu alacak Beşiktaş. Onana konusunda bir bilgi vereyim. Daha doğrusu bir haber. Şenol Hoca'ya söylenilen Onana'nın kiralık kadroya katılacağı. Şenol Hoca da diyor ki izliyor oyuncuyu. Yani bonservis vermeyin. Bu benim duyduğum bir haber. Bonservis vermeyin. Kiralayın. Yani transfere karşı çıkmıyor ama kiralayın. Yani yüksek bonservis vermeyin. Ama Beşiktaş bunu yapamıyor. Kiralamayı kabul ettiremiyor karşı tarafa. Evet. Lens'e satın alarak iyi de bir parayla alıyorlar. Ama göreceğiz yani belki de parasını hak edecek 2-3 misli fiyata satabilecek Beşiktaş. Hadi bir ben kimim yapalım. Sıradaki oyuncumuz bakalım kim? Hangi özellikleri ön planda? Almanya ve İtalya'da şampiyonluklar yaşadım. Dünya Kupası kazanan nadir oyunculardan biriyim. Antrenman biterdi, Misimovic'le çalışmaya devam ederdik. Antonio Conte'nin gözde öğrencisiydim. Kariyerim boyunca 600'ün üzerinde maça çıktım. Bu oyuncu kim? Bak hemen Mehmet'e bakıyor. Senden ümidim çok aynen, yok. Doğru yok, ben açıkça söylüyorum. Kariyerim boyunca Antonio Conte'nin öğrencisi. Juventus, Almanya ve İtalya'da şampiyonluk şey olabilir mi? Ama Misimovic de nerede olacak ya? Çok geç yaşlarda Bayern'e transfer yapmış İtalya forvet vardı, hatırla, uzun. Toni. Luca Toni. Luca Toni. Değil mi? Maalesef. Üzüldün sen. Gözlü öğrencisi. Melike, senin adına üzüldüm. Hayır, benim için tam tersi. Melike seviniyor bilemeyince. Sen üzüldün yani. Güzel. Melike yanındasın. Bizden... Melike seviniyor ben evet, bilemeyince. Melike. Arkadaşlık, dostluk böyle bir şey. Melike intikam alıyor bizden. Misimovic. Misimovic, Bayern Münih altyapısı. Sonra Wolfsburg, Beşiktaş'ta da oynadı hatta. Kartal abi, sen o maça gitmişsindir. Mustafa Denizli hocaydı, Şampiyon Ligi. Wolfsburg maçı. Dzeko ile birlikte. Dzeko vardı, doğru. Dzeko işte oradaydı. Almanya, İtalya. Almanya ile İtalya şampiyonluk nedir? Bayern'de yapmışsındır. Juventus'ta yapmışsındır şampiyonluk. Dünya Kupası göreceksin bir de. Mantıken o yani. Juventus hep oldu şampiyon. Tabii Juventus, İtalya'da, Almanya'da. Ama Dünya Kupası kazanan nadir oyunculardan biri, ne demek yani? Sanki böyle Dünya Kupası'nı çok kazanan. Dünya Kupası'nı herkes kazanmıyor sonuçta yani. Her oyuncunun tattığı bir keyif değil. Dünya Kupası kazanan bir oyuncu, öyle söyleyelim. Almanya. Tamam, öyle. Nadire çok takılma. Dünya Kupası kazandı adam. Antonio Conte. Conte'nin gözlü öğrencisi. Juventus'la orada Bayern 600 bir şey söylüyorum ama zor ya. Misimovic'le de Wolfsburg. Wolfsburg'da kimler vardı? Grafite vardı. Onun şeyi yok. Dzeko vardı. Misimovic vardı. Barzagli vardı. Bildin mi? Barzagli. Barzagli mi? Vay be. Bak, o Wolfsburg'u saydım. Wolfsburg'taydı, doğru. Çok zor var ya bu. Evet. Ben yani kolay olduğunu düşünmüyorum. Helal olsun abi. Kolay değil. Bravo. Almanya'da Wolfsburg'la yaşamış mı? Evet. Bilmiyorum, ben Bayern'le yaşamıştır diye düşündüm. 2008-2009 sezonunda Wolfsburg'la şampiyonluk yaşamıştı. Palermo'dan sonra oraya gitti, ardından Juventus'a geldi. İtalya'yla da Dünya Kupası'nı kazandığında Palermo'nun oyuncusuydu hala. Hadi ya. Evet. O Palermo'dan da iyi oyuncular çıkmıştır. O Palermo Fenerbahçe ile oynadı. 3-0 Fenerbahçe yemişti. Lugano oynuyordu Fenerbahçe'de işte. O evet. Avrupa Ligi doğru. Şeyinde. Çok rotasyonlu bir takımdı tabii bu doğru. arada. O sahaya çıkan Palermo, ama orada Grosso, işte Luca Toni, Corini, Barone, Zaccardo, Barzagli. Bu oyuncular direkt aklıma geliyor. Biz bildik ama Kartal abi izledi tribünde. Bence Kartal abi maçtaydı. Wolfsburg Beşiktaş maçında oynamıştır muhtemelen. Oynamıştı da hatırlamıyorum. O dönem herhalde Wolfsburg'daydı. Wolfsburg'da oldu tabii. 2008-2009. 2009-2010 Beşiktaş'la aynı gruptalarda. 2009-2010 mu? Evet. 2008-2009. Beşiktaş şampiyon oldu Mustafa Denizli ile. Evet, Mustafa Hoca'nın işte zamanında. 28. hafta görüşürüz mü? Öyle bir slogan vardı. 24. hafta falan orada vardı zaten. Doğru. Doğru, ilk oraya gitmiştik, Almanya'ya, Wolfsburg'a. Güzel miydi? Dzeko'yu hatırlıyorum ben sadece. Ne güzel miydi? Wolfsburg. Wolfsburg ben çok beğenmedim o bölgeyi. O da yani. Fabrika var, araç fabrikası, inanılmaz bir fabrikası var. Biraz Marco, suni bir şehir takımı oldu değil mi? Hoffenheim, Wolfsburg çok sempatiyle bakılmaz Kerem Almanya'da. Leipzig. Wolfsburg da o klasman diyebilirim. En çok Hoffenheim ve Leipzig'e. Şu an artık özellikle Leipzig'e. Hoffenheim'a da biraz daha oturdu. Neredeyse 13-14 yıldır Bundesliga'da oynuyorlardır. Tabii, doğru. Dembabalarla çıkmışlardı hatta. Babel de oynadı Hoffenheim'da. Orada da o da oynadı, doğru. Enteresan oyuncuları da vardı. Brezilyalı bir 10 numaraları vardı. Mesela Beşiktaş Wolfsburg'la karşılaştı, statları yeniydi. Güzel bir stat yapmışlardı. Almanların statları çok iyi abi. Ben yeni iki stada gittim. Dortmund ve Avrupa Arena Schalke, ikisi de çok güzeldi. Sponsorları da bir Arap firmasıydı. Hatırlamıyorum şimdi de, para vardı yani. İyi bir paraları vardı o dönem. Zaten Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecekler. Aynen. İyi Dünya Kupası düzenlediler 2006'da. Doğru. Biz tabii de umarız orada oluruz. Final İnşallah. Çok Şampiyon Ligi finalleri hep Bayern'in stadında Münih'te oldu. Düzenlendi. Drogba. Berlin'de de sanki o Juventus Barcelona maçı yok Berlin'de muydu? Oldu, evet. Hüseyin Cüneyt Çakır'daki. Evet. Hertha Berlin stadı. Berlin'de. Bak, o bilgimiz var. Finaller hangi şehirlerde oynandı? Onları da biliyoruz. Onları da çalışıyoruz Kerem arada. Statlar aynen güzel oluyor. Çalışıyor musun hakikaten? Arada bakıyorum ya böyle. Oyunculara bakıyor musun peki? Ne? Oyunculara da bakıyor musun? Hayır. Bakıyorum. Finaller hangi şehir? Çünkü şunu biliyorum. 2 tane bizde, ama Atina'da da mesela final oynandı. Çocukluğumdaki o, sen hatırlamazsın, Kartal abi hatırlar. Milan 4, Barcelona 0 böyle çok ezici. 2007 finali de Atina'da 2007 sonra orada oynandı mesela. Baktım. Son dönem Lisbon'da çok o pandemiyle birlikte oynandı mesela. Evet. Üzülmüşümdür. Barcelona mesela Bernabéu'da final yapamadı. Snyder'li Inter Bayern finali oynandı orada Real Madrid'in sahasında. O yarı finali Barcelona alsaydı mesela güzel bir şey. Ezeli rakibinin stadında şampiyon olacaksın. Hatırla o şeyi. Barcelona böyle bir anormal yolculuk yaptı. Uçak kalkmadı. Evet. Inter 3-1 aldı ikinci maçı. 1-0. Mourinho çok böyle antipatik. Acayip bir savunma. Tabii sevinmişti. Eto Solbek. Eto Solbek de geliyordu, doğru. Onlara falan bakıyorum işte arada böyle bir. Pike mi atmıştı Barcelona? Onu hatırlamıyorum böyle. Sanki öyle hatırlıyorum. O ikinci maç yetmemişti. Bu arada bugün de kura çekimi de olacak. Bugün artık içerisinde bulunduğumuz bir sonraki gün. Bir sonraki turların. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13'te. Konferans Ligi kura çekimi 15'te. Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri arasında Sparta Prag, AEK Atina, Klavsik Hakan galibi, Şerif Makabi Hayfa galibi, Bate Borisov, Apollon Limassol galibi, Ludogorets Olimpia galibi. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında da bu takımlar var. Hangisi gelmesin? AEK hangisi mı? Gelmesin? AEK gelmesin, evet. Değil mi? Yunanistan arasında taraftarı oluyor çünkü bak. PAOK Fenerbahçe eledi. PAOK Beşiktaş'ı eledi ya. Ben o ben istemediğim diğer takım da Maccabi Haifa. Prag nasıl? Galatasaray, Sparta. Yeler, ya Galatasaray bu takımların hepsini elemeli. Bence de bu, yani normalde eler. Bir zorunluluk. Bunu şey gibi lütfen anlamasınız. Ben çok Yunan takımları isterim. Basketbolda da eleniyoruz çünkü. Milli takımlarda da bir şekilde orada abi gergin oluyor. O rekabetten tabii. Arada tam bizim elemişliğimiz var da. Gerginlik oluyor. Taraftar bir de iyi oluyor her tabii, zaman. Deplasmanı hissediyorsun gittiğinde. Taraftar, burada en güzel kura oluyor. Bence Bate Borisov, Apollon Limassol galibi olur. Klavsikaken galibi de olur. Faroe Adaları takımı diğer tarafta İsveç temsilcisi. Ferencvaros'u eledi bu arada. Oo, Ferencvaros. Evet. Geçen sene şeyin grubunda değil mi? Trabzonspor'un grubunda olan. Evet. Macar futbolu. Takımı. Hayır, Macar futbolu geliştiriyor şu an tabii, çünkü. Macar. Yani milli takımı zaten uçtu gitti de. Hocayı da gönderdiler. Kim? Rebrov. Çerçesov'da hoca. Ha doğru. Sanki Rebrov da bir ara Macaristan'da hocalık yapıyordu. Öyle hatırlıyorum. Ferencvaros çok yani. Rebrov Ferencvaros'ta yani. Yaptı. Değil mi? Yaptı. Doğru hatırlıyorsun. Şimdi arkadaşlarıma sorayım. Ekrana ne getireceğiz? Beni tanı mı? Sanıyorum. Tanı beni ya da. Dokunmana gibi oldu. Bir yarışma vardı. Şimdi buradan da tanımak kolay olmayabilir. Ki. Bu şey... Zaha. Beşiktaş forması gibi değil. Siyah. Luis Sa. Değil. Aktif olarak oynayan biri. Aktif olarak oynuyor mu? Ya bir şey soracağım ama. Beşiktaş forması gibi sanki ya siyah. Diaby. Çok Diaby var. Pendik Spor'a giden diye bir Beşiktaş'ta oynayıp. O diye mi? Ona benziyor. O diye bir hatırlıyorsun. Abdullah Avcı'nın getirdiği oyuncuydu. Diye evet. Taraftar biraz oraya gitti, negatif. Pendik'e gitti. Pendik Modeste diyorlardı. Yazılıyor bilmiyorum. Değil mi? Bak, Kartalay programının evet, ilk yarısı söyledi ya forvetlerimize. Modeste Pendik güzel hikaye. Tabii de ama geldi meldi diyorlardı ama. Şey defans şey bu Amartya olmasın. Olabilir, Amartya'ya benziyor ha. Değil. Kerem biliyor musun kim olduğunu? Biliyorum. Bu bence şey. Ya bir şey soracağım. Bu Beşiktaş forması mı? Beşiktaş. Değil mi? Yani forma Beşiktaş forması. Yurt dışı mı içeriden Beşiktaş mi? Forması değil. Değilmiş acayip abi. Geçmiş olsun. Benziyor ya. Ya bir şey soracağım. Kerem kopya ver. Hakikaten zor. Nasıl bulacağız abi? Siyahi forvet gibi gol sevinci de yani. Milyon tane topçu var. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bugün çok mu konuştuk bu oyuncuyu? Hayır. Enteresan bir durum var. Ne? Bu oyuncuya dair senle konuştuk geride kalan saatlerde. Ve aslında sen tesadüfen bir şey yaptın, bir şey yakaladın. Luis Saha dedim. Evet. Gendozi'yi konuştuk, Galatasaray'ı isterim dedim. Verdi arkasını. Ben de sana bir soru sordum az önce. Allah Allah. Az önce bir soru sordum senin söylediğin üzerine. Abi Barzak dedik İtalya. Ve şaşkınlık içerisindeyim yani şu an böyle bir diyaloğun içinde bulunduğumuz için. İzleyici de anlamıyor iyice şey. Kopya istiyorum. Futbolda şey İngiltere mi? Ya yani. Şöyle söyleyeyim. Az önce bu oyuncunun soyadını söyledin. Ama bu oyuncu o oyuncu değil. Luis Sa dedim. Evet. Za dedim. Wilfred Zaha. Evet. Za'yı söyledim. Değil, hiçbiri değil. Za değil, Sa değil, başka öyle Diaby var mı? Dedi. Diaby dedim. Diaby dedin, evet. Tamam. Doğru. Bir sürü Diaby transfer yaptı. O Diaby hangi Diaby dedim ben işte, de işte. Abi bir sürü Diaby var. Abi. Transfer yapan mı Aston Villa'ya? Evet. O Diaby. Görelim hangi Diaby. Hayır bu Beşiktaşlı diye bir özür diliyorum. Ben bildim yani Beşiktaş olması. Beşiktaş dedik yok çok, dedi. Çok özür diliyorum evet. Özür diliyorum hem izleyiciden arkadaki oyuncu şöyle yapalım yani. Kartal abi arkadaki oyuncu kim onu ben bilemedim. Arkadaki oyuncu Enkudu olabilir. Evet. Enkudu arkadaki. Ona benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Abdülay diye bir. Beşiktaş forması abi bildim ya. Beşiktaş forması biliyor musun? Güzel formaymış. Çok güzel canım. Abi siyah güzel. Ben mesela bu seneki beyaz sonrasını beğenmedim Beşiktaş'ın. Şeyi mi diyorsun? Hafif çubuklu olan. Yok, çok kötü değil sanki ya. Bu senekiler de kötü değil. Mesela siyah forması falan. Kırmızı forma bence ilgi çekecek. Beşiktaş sıradaki oyuncuya bakalım. Tebrik ediyorum ya hakikaten. Beşiktaş dedik abi bizi yanılttın ya. Evet. Bu da Galatasaray. Bu formadan Bilal Kısa ya da Jesse Rodriguez. Yo zaten söyledin direkt kafana. Bilal Kısa mı? Bilal Kısa. Formadan hatırladım. Niye formada? Bu forma şöyle tam parçalı değil. Bu seneki parçalıyla aynı Bu seneki parçalı 2015-2016 Hamza Hocalı şampiyonluk sonrası sezonda giyilen parçalı. Siyah şortla kombinle oradan yakaladım. Hmm. Bilal'i de çok beğenirim, iyi futbolcuydu. Bunları da biliyormuşsun. Ne bunu yok değil. Çok bunlar kolay. Türk yabancıları çok hakim değil mi suratlarına? Abdülay diye bir konusunda da benim hatam tamamen. Onu söyleyeyim. Direkt sen aslında onu da kafadan bildin. Devam edelim. Başka bakalım. Bak bu forma da güzelmiş Kerem. Bilal'in bu seneki formayla hemen hemen aynı zaten konsept. Golü koklayanlar yok mu? Hı. Tamam. Onu da ilerleyen dakikalarda görecekmişiz. Finalde golü koklayanlar da yapacağız. Beşiktaş'a dair konuşuyorduk. Ceyhun Kazancı meselesini sen nasıl değerlendiriyorsun Mehmet? Şöyle yine selam değil ablamın sınıf arkadaşıdır Ceyhun Kazancı ve ablam bir Galatasaray liseli olarak Ceyhun Kazancı'nın çok iyi Beşiktaşlı olduğunu bilir. Hep öğrencilik yıllarında da. Ben şöyle bakıyorum Kartal abi. Sen ifade ettin aldığı oyunculara. Ben bir de şu noktadan yaklaşalım. Hatta Kerem'e de sorayım. Burada fikir jimnastiği yapıyoruz. Rıdvan Yılmaz değil mi? Doğru söyledim. Evet. Sol bek. Emirhan vardı orta saha. Evet. Bir de Serdar Saatçi. Evet. 3 milyon euro bence muazzam iş. Yani şimdi ana planda benim tam altyapı oyuncularına karşı pozitif yaklaşıyoruz ama bence öyle aman aman oyuncular değildi. 10 milyon euro çok iyi rakam. Satış anlamında. O 10 milyon euroyu ne kadar efektif kullandın? Onu tartışalım ama bir nokta daha var. Jason Fernandez. Sanırım kontratta böyle bir madde varmış. Yani onun üstü Beşiktaş'la Benfica'nın rızası olursa. Ben söyleyeyim şu an örnek veriyorum Galatasaray Zaha transferiyle heyecanlandırdı. Ben kendi adıma söylüyorum. 12-13 milyona Jason aldı deselerdi hiç yapmam yani. Çok iyi önce 6 milyon euro Beşiktaş işi bence önemli bir iş. Ceyhun Kazancı operasyonu olduğu için söylüyorum. Çünkü Galatasaray tarafı da çok... sorguluyordu Beşiktaş ciddi mi değil mi vesaire. Valeri İsmail tercihine gelelim. O konuda da savunacağım Ceyhun Kazancı'yı. Neden? Benzer sezonda Galatasaray bir Torrent hamlesi yaptı. Torrent hamlesi kağıt üzerinde ne kadar hatalıysa bence Valeri İsmail kağıt üzerinde o kadar döndü. Nedeni şöyle izah edeyim. Avrupa futbolunda bir yeni trend var. Bunu ülkemizde de görmeye başladık. Nuri Şahin denemeleri, genç teknik adamlar. İyi kötü Valerian İsmail beğenelim beğenmeyelim 1,5 milyon ya da 2 milyon pound bonservis ödenmiş zamanda West Bromwich tarafından. Avusturya'da Lens 2 çalıştırmış. Futbolculuk kariyerine bak Bayern görmüş, Werder görmüş, Fransa. Bizim ligin DNA'sına uyuyor. Tutmadı ayrı ama denenebilecek riskli ve tazminat da 500 bin euroydu. Yani Valerian İsmail'e dünya para vermedi. Şimdi Galatasaray Torrent'e 1,5 milyon euro verdi tazminat. Yani akıl alır gibi değil mesela. Torrent zaten kağıt üzerinde hatalı bir hamleydi. Valerian İsmail'e bir deneme yapıldı Üçlü oynaması, genç oyuncularla ilişkisi, idman vesaire. Yerine getirilen isim Şenol Güneş olduğu için ben çok itiraz etmiyorum. Yoksa bence Valerian İsmail tıpkı Tudor gibi kötü teknik adam değil. Hatalı tercihleri oldu nedir? Jesson'u yedek bıraktı, Delali'yi oynattı o Trabzon-Fenerbahçe maçlarında. Evet. Olacak iş değil mesela o. Sonrasında da yerine Şenol Hoca geldiği için çok eleştirmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışacağın kazancı ama bizim ülkemizde hocanız Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi figürse spor direktörü olmuyor. Bence olması gerek bu arada artık. Değişmeliler hocalarımız da yani kusura bakmayacaklar. Ben bunu hesap sorma gibi söylüyorum. Benim haddime değil ama şimdi. Sportif direktör aslında teknik direktörün üstünde bir makam. Ya şunu diyeceğim. Ceyhun Kazancı zorluk mu çıkartacak Şenol Güneş'e? Yani Şenol Güneş bir adım atsa bence Ceyhun Kazancı 2 adım atar. Canım, benim insani değer olarak mantıken yaklaşıyorum. Evet, Türkiye'nin en başarılı 3 teknik adamı ama bir konuya da hani böyle konudan konuya atlıyor gibi olacağım. Bir tane yardımcı çıkmadı Kartal abi. O konuda da yani bu bir ekip işte, yani 70 sonrasında da devam edeceksen aktif. Şimdi yine Burak Yılmaz olabilir mi? Şenol Güneş'in arada farklı denemeler yapıyor bu arada. Evet. İyi kötü Tamer Tuna gitti Göztepe'yle çok iyi bir sezon geçirdi mesela. Ekibinde vardı. Şimdi Burak Yılmaz... Bilemiyorum, tekrardan geleyim. Hani bence çok başarısız değildi Ceyhun Kazancı, tekrarlayayım. Ben de öyle. Mali açıdan Valerian İsmail hamlesi de ekonomik açıdan sarsmadı. Torrent akılları 2,5 milyon euro falan verdi Galatasaray. Yani o Torrent o kontratın onda birini bulamayacak. Ama Valerian İsmail yeni bir takım buldu. Yine de Beşiktaş'ta kazandığı paranın benzerine bence imza atmıştır. Yani piyasası olan bir teknik adamdı ve trend uygulandı hani bir spor direktörseniz bakarsak. Şenol Güneş, Fatih Terim bu isimler tek yetkili oluyor çalıştıkları takımda. Kariyerlerine bakarak da saygı duyuyoruz o anlamda. Neden diyemiyoruz. Ben çok hani Ahmet Nur Çebi'yi de başarısız bulmuyorum kesinlikle. Beşiktaş'ın en zor döneminde. Hatta bence Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunu, pandemi dönemindeki o şampiyonluğu şöyle çok değerli. Ligimizde her zaman favori takımlar şampiyon olmadı ama o dönemki Beşiktaş'ın kadrosu hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin ikisinin birden gerisindeydi. Şenol Hocalı şampiyonluklardaki Beşiktaş'ın kadrosu sadece Fenerbahçe'nin gerisindeydi o. Van Persie'nin Anil takımı çok iyi de Beşiktaş takımı da çok iyiydi. Sosyal'ı Mario Gomez takımda. Yani biraz da şunu kabul edelim. Şimdi Ceyhun Kazancı modeli başarılı olursa 4-5 yılı kurtarırsınız. Şimdi bu Sergen Yalçın'ın başarısını küçültmek için söylemiyorum ama o tarz şampiyonluklar da çok dönemsel oluyor. Ondan sonra paldır küldür gidiyorsun. Böyle bir gerçek de var. O yüzden eninde sonunda biz spor direktör modeline geçeceğiz. Şu an hazır değiliz. Günlük düşünüyoruz hep. İşte Trabzonspor da onun belki bedelini ödedi geçen sezon. Tek sezonluk bir kadro işte. Hamşikler, Vizcalar, yapıldı yatırım. Sonra geçen sene bir serbest düşüş. Şimdi biraz daha ayakları yere sağlam basan, hani hocaya dayalı sistem takım. Tekrarlayayım, hani ben çok başarısız bulmuyordum ama hani malumun ilan diyeyim. Çok da sürpriz olmadı bana bu gelişme. Belliydi, aynen belliydi. Çünkü hakikaten bir baskı vardı üzerinde de. Hatta yakın çevresinde şey demiş, ben artık dayanamıyorum, bırakacağım. Üzerimde çok yük olmuştu. Ama yani sen söyledin abi, Abubakar çok önemli hamle. Tabii yani şöyle Vegors'tan çıktığını anlıyorsun, çıkacağını hop hemen Abubakar'la. Ronaldo hamle sonrası. Şundan dolayı Kerem Abubakar'ı özellikle belirtiyorum. Şimdi biz Icardi'yi konuşuyoruz. Icardi ayrı klasman. Bence Abubakar da çok iyi golcü. Çok ondan iyi oyuncu. Son hazırlık maçında attığı muhteşem. 2 golü gördüm. Müthiş. Muhteşem. İlk gol özellikle kontrolü, vuruşu. Çok inanılmaz yani. Şunu diyeceğim. Hakikaten iyi işler yapıldı. Şu vardı. Ne yapıp edip Şenol Güneş o kadar 15 hafta namağlup ligi bitirmiş. Son 15 hafta üzerinde bahsediyorum. 40 bin taraftarı getirmiş Mayıs ayında şampiyon olamayan sezonda. Şenol Güneş de stoperi, orta saha transferini daha erken hak ediyordu. O da var hani sonuçta kampa zaten yetiştiremediler. Eğer bu transferler kampa yetişseydi ben Ceyhun Kazancı'nın yola devam edeceğini düşünüyordum. Herkes yani kendi açısından haklı bakarsan yani Kerem. Ahmet Nur Çebi de haklı, Şenol Hoca da haklı. Ceyhun Kazancı'ya baksak işte dedim hani oyuncu satışları fena değil. Alınan oyunculardan Jesson'un 6 milyon euro verilir. Bonservisinin %50'sine verilir. Jesson'u aldın ya dediğin gibi en önemli oyuncu. Amir'i aldın, hani oyuncu aldığı oyuncular öyle anormal para verdin Beşiktaş. Düşünüyorum şimdi. Spor direktörü biraz ben öyle irdelerim Kerem hani. Çok anormal paralar verilmedi. Kimlere? Yok Abubakar zaten bedava ya. Amiri de Galatasaray istedi Kartal abi, öyle değil mi? Amiri de bir ara şeydeydi. Gündemdeydi bütün kulüplerin. Masuaku 2-2,5 milyon euro. İyi para. Milyon, evet. İyi para 2 milyon euro. Bank oynayan sol bek beğenmeyen. İyi de bir sol bek. Sayı söyle iyi stoper. Rozier. Ben bir Omar Colley çok bana ikna eden bir stoper değil. Bir orada biraz şey yapabilir. O da yani eksi yazmaz bence. Beşiktaş'ın stoperi midir? Soru işareti koyarım oraya. Ama onun dışında eksi, yani şu eksi yazacaksa Delali yazar. Yani Delali, orada evet. Delali orada bir ısrar oldu. Niye ısrar ettiler onu bilemiyorum. Buradan da tebrik edelim. Ben Delali transferi olduğu gün Kerem'e sordum. Çünkü İngiltere futbolu yatıp kalkıyor arkadaş. Bana direkt başarısı olacak. Mesut Özil nasıl Fenerbahçe'de yapamadıysa Delali'de yapamaz demiştim. Aynen doğru, ben de söyledim. Sevgi de çok hakikaten futbolu mental açıdan. Ben son onu biraz makalelerde okudum Kerem. Zaten bir hafta önce Gary Neville röportaj yaptı. Evet. İzlemenizi de tavsiye ederim. Zaten mental olarak çok büyük bir çöküş yaşadığını ve sebeplerini anlatıyor. Başka bir şey söyleyeyim mi? Bana da o çok aklıma yattı. Tottenham'dan aldığı o anormal kontrat. Orada artık hedef bitiyor. Böyle bir 100 milyon euroluk böyle bir 5 yıllık 6 yıllık bir kontrat imzalıyor ya Tottenham'la. Ondan sonra hani artık hedef kalmıyor oyuncuda. Zaten O kadar yokluktan, sorunlardan, problemlerden geliyorsun. İyi bir kontrat alıyorsun. Bazen o da futbolcuya, yani aç futbolcu önemli o anlamda. Evet. Mesela hani kariyer olarak düşünmeyelim. Beşiktaş'ın o şampiyonluk sezonu 4 tane transferi son gündü ya. Rozier, Joseph, Gezzal, Abubakar. Dördüne de bak, dördü aç oyuncuydu. Biri Sporting'de kadro dışı Rozier. Joseph desen Arabistan'da top oynamadı. Gezzal ücretinin yarısını Leicester karşılıyor. Abubakar 2 yıl sakat diye kimse yüzüne bakmıyor yani. Bazen böyle oyuncu da yakalaman gerekecek. Delali'ninki tam tersi. Yani olmayacak senaryoydu bence. O tutmayacaktı. Orada eleştirebilirsek. Delali 3 sene önce futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi. Yani 24 yaşındayken futbolu bırakmayı düşünen birisini 26 yaşında getirmiş oluyorsun. Zaten hani seyredilseydi eğer çok detaylı bir şekilde böyle bir transfer yapılmazdı. Ama çok da şeyler yaşamış ya hakikaten. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. Çok hakikaten üzülerek ben de izledim. Ama Kartal ben o konuda netim ya. Bir takım istemez mi? Bak şimdi Zaniolo'yu aldı Galatasaray mesela. Evet, 23 yaşında bir İtalya milli takımının böyle başrolü yakıştıran oyuncu gelmemeli Türkiye, ama şimdi Galatasaray'a geldi diyoruz. Bournemouth alıyordu zaten. Roma ile anlaştılar 25 milyon euro. O yüzden Galatasaray 15+ birkaç milyon euro bonuslar, ama bonusları tekrarlayayım. Zor bonuslar. Mesela altın top için ilk 5'e girecek. Öyle para verecek Galatasaray. Yani işte İtalya'da dünya şeyler. Bence çok olacak senaryolar değil hani bakarsak. Ama nihayetinde iyi bir yatırım yaptı Galatasaray. O yatırımın her türlü karşılığını alacak. İsteyen var demek istiyorum. Yani Falcao Galatasaray'dan başka takım istemedi. Van Persie Fenerbahçe'den başka takım istemedi. Delali Beşiktaş'tan başka takım istemedi. Ben orada şüphelenirim. Ben biraz öyle yaklaşıyorum hani. Bence transferlerin öyle matematiği var. Mesut Özil Fenerbahçe. Başka takım istedi mi o dönem? Mesut Özil Fenerbahçe dışında. Arsenal'de 1,5 sene 2 sene kadro dışıydı zaten. Evet. Ya bazen de bile bile lades oluyor. Deneniyor. Bir kumar olarak belki deneniyor. Ama ya tutarsa diye. Ya tutarsa diye deneniyor işte. Ama olmuyor, tutmayacağı zaten olmuyor. Bankoydu. Olmuyor, doğru. O dönem yani İngiltere'den belirli alınmadan benim arkadaşım vardı, o da yaşıyor. Tottenham Kongre üyesi. Beşiktaş'ta aynı zamanda. Sakın almayın dedi. Ben idmanları da izliyorum dedi. Sakın almayın dedi. Göreceksin kesinlikle benim bir şey yapamayacak dedi. Yapamadı adam. Ben bunu da söyledim ha yöneticilere de. Evet. Bak böyle böyle sıkı takip eden bir arkadaş var. Hem de şeyde Tottenham üyesi, antrenmanlarına dahi gidiyor. Sakın almasınlar dediye söyle dedi. Ben de söyledim ama nedense aldılar. Tutmadı. Bazen deneniyor böyle transferler. Olmuyor. Olmuyor, evet. Ama Deli Ali'nin yaşadıklarına da hakikaten çok üzüldük. Empati de yapmak gerekiyor. Vallahi çok üzüldüm ben. Keşke bu takım bu gibi problemler özellikle küçük yaşta yaşamasaydı. Olmasaydı. İnsanın hakikaten bütün hayatını etkileyebiliyor. Umarız mental sağlığını toparlar. Umarız böyle büyük bir yetenek yeniden futbola döner. Ama geçen sezon verimli olamayacağı da kesin gibiydi. Süremizin de zannediyorum sonuna geldik. Mehmet Özcan teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kartal Yiğit aynı şekilde ağzına sağlık. Son sayfada sizlerle birlikte olduk sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.